Tekrar merhaba YouTube, değerli kadim oyuncu dostlarım ve tabii ki Civilization 6 hayranları ve bugün benle birlikte burada yayında olan canlı yayındaki tüm değerli izleyicilerim. Merhabalar. Uh, Civilization 6 yayınları gidiyor yani oluyor tabii ki. Yeni paketler geliyor, yeni liderler geliyor. Pek çok şey var böyle arkada böyle yediği falan bekliyoruz değil mi? Acaba acaba beklentilerimiz de var. Ama e, yılda bitiyor. O zaman senenin son Civilization 6 yayınına hoş geldiniz diyerek başlayalım. Ne var ne yok arkadaşlar? Her şey umuyorum. Keyifleriniz yenidir, her şey iyidir. Ee, güzel bir haftaya başlamışsınızdır dün. Bugün de onun böyle tatlılığı devam ediyor. doğru heyecanlanıp yılbaşına azıp yeni yıla da biraz sakin girmeyi size <laughs> heyecanla geçireceğiniz bütün haftanın yorgunluğunu atıp dinlenip güzel bir yıla başlama e, dileklerim var. Evet. Ee, Nadir Şah, ee, sanırım zamanda Osmanlıyla da kavga etmişler. Yani biraz böyle küçük bir tarihe bakayım dedim ama böyle şey var böyle Osmanlı Nadir Şah savaşları falan diye böyle geçiyor. Ee, Pers'in kılıcı diye de geçiyor bir yandan kendisi. Savaşçı bir birey aslında. Kendisi böyle seviyor. Böyle coğrafyayı birazcık kaşımayı seven biri yani. Ee, ne demek yeni yıla girsin yok. Yıllar geliyor, geçiyor Banu... Yani sen istesen de istemesen de giriyorsun yani <laughs> bu iş böyle biliyorsun. Bir yılı devirdik arkadaşlar gerçekten ta, yani iyisiyle kötüsüyle. 23 tane bireyderler yayını yapabilmişiz bu yıl. 23 hafta demek bu. Yani 52 haftanın 23'ünde neredeyse yarısında bireylerleri becermişiz. Ondan sonra bayağı bir CV yayınımız var. Hani onları da böyle üzerine eklediğimizde. Yayınsız geçirdiğimiz herhalde bir 3-4 haftamız var. Yani o ilk e, mercanın doğduğu zamanlar bir vardı. Yaz dönemi böyle bir 2 ay falan oldu. Hani yani 2 ay değil 3 hafta falan böyle yayın yapamadığımız dönem oldu. Ee, ama fena değil fena değil ee, Yeni yıldan beklenen biri Prince Zorluk'ta oyun kazanacak seviyeye gelmek Raven Prince Zorluk mu come on Come on yani şu an Empire'da açsan Kazanırsın ya Empire çok kolay Akıyor direkt içeride yani dersin Chat vardır ekranda ya onu düzelttim O problemi çözdüm arkadaşlar chat dediğiniz buradır. Bakın geliyor yazarsanız geliyor arkadaşlar Like'ınızı basıyorsunuz chat'e gelip bir merhaba Diyorsunuz ve bir anda ekranda beliriyor hepsi <laughs> e, şöyle çok güzel bir 2023 planı yaptım arkadaşlar. E, gerçekten çok keyifli bir 2023 planı yaptım. Çok güzel içerikler planladım. Hatta böyle e, zırt zırt diye zart diye hatta yarın bile başlayasın var yani öyle söyleyeyim. Çok çok böyle e, takvim oluşturdum kendime. Başlıklarımı belirledim, içeriklerimi belirledim ondan sonra. Eee Güzel olacak gibi. Güzel olacak gibi. Bakalım yani. Yani şey biraz biraz dünyevi içeriklere geçmeye karar verdim arkadaşlar. Böyle ruhani stratejik dünyadan çıkmam lazım. O yüzden yeni bir şey yapıyorum. Şöyle aslında planlardan bir tanesi şu. Geçtiğimiz günlerde şu an burada bilmiyorum takipçilerimizden izleyicilerimden bir tanesi şey yaptı. Abi bütün hayatımı strateji oyunu oynuyorum gibi yaşıyorum demiştin. Bunu neden bir YouTube video serisi yapmıyorsun dedi. Ben de dedim ki YouTube serisi için biraz fazla kısa olabilir bunlar. Onun yerine bunu neden short serisi yapmıyorum ki dedim. Biraz böyle dünyevi, dünyevi biraz büyütelim değil mi? Kaşıyalım ortalığı biraz daha böyle takip çekelim. Biraz daha kalabalıklaştıralım burayı. Sonra, sonra, sonra tabii ki geriye dönük eksiklerimiz var. Fallout'umuz eksik. Caesar 3'ümüz bitmedi. Ondan sonra Diablo 3'ü yarım bırakmışız. Aynen. Ba Bağını özelden de tacizle dedi ki yani, ya bu üçü oynamazsan dördü oynayamazsın kardeşim dedi. Ben yani, de tamam oynayacağız ya. Oynayacağız yapacağız ya. Ondan sonra e, şey tabii ki e, Civilization 6 rehberlerinin eksikleri var. Yani atladığım böyle yarım yarım bıraktığım hissettiğim yerler var. Ajanlar, ticaret ortaları, valiler bunlardan sadece birkaç tanesi. Bunları tamamlayacağız. Ondan sonra bakayım başka neler vardı. Ha oyun tasarım içerikleri falan böyle. Hepsi hepsi plan, hepsi artık hepsi şey ee, ne derler kağıt üstünde var arkadaşlar. Artık 2020 büyük 2023 planlarına koyduk. Short videoları yerine TikTok'a atsan. Ya TikTok'ta ne yapacağım ya? Atıyorum arada TikTok'a bir şeyler de olmuyor ya. TikTok bana göre değil yani. Ha TikTok'a atacağım da beni TikTok'ta takip ediyor musunuz? Asıl soru bu. Madem burada 57 kişi var. Açıyorum TikTok. 57 TikTok takipçisi gelmezse atmıyorum TikTok'a video. Bu nasıl böyle yapacağım? Aç gözlü olacağım. Arkadaşlar beni TikTok'ta takip ederseniz belki çekiliş yaparım. <gülüyor> tamam mı? <laughs> Dağıtıyorum. Açıyorum her şeyi. New Nude içerikleri TikTok private mesajı. <laughs> Bundan sonra böyle. TikTok'um yok açmayacağım. Açmayın arkadaşlar TikTok'unuz. Onun yerine YouTube Shorts tertemiz. YouTube Shorts'u daha çok kullanabilirsiniz. Çok fark etmiyor. Ee, bildiğiniz gibi yapmayanlarız. <laughs> yakacağım hepinizi yakacağım ulan. <laughs> yakacağım sizi. Ee, dün Elif'in... Dün, dün hangi gündü? Dün dündü. Bugün, ben bugünü salı gibi yaşıyorum. Bugün pazartesi değil mi arkadaşlar? Doğru bugün pazartesi. Özür dilerim arkadaşlar haftanız bugün güzel başlamıştır umarım. Ee, Pazar akşamı Mercan Yuvası'nda Elif'in YouTube kanalında bir çok keyifli tatlı bir yayın yaptık. Böyle 2022'yi Mercan'a geçirdiğimiz bir yılı böyle sohbet ettik. Sağ olsun oraya da katılan arkadaşlar vardı. Çok güzel keyifli bir yolculuk oldun. Mercan Mercan'ın takip etmek istiyorsanız size Mercan Yuvası'nı aldım tabii ki. Ee, onun dışında evet dediğim gibi TikTok açtığın gün takip bırakırım. <laughs> TikTok'um var zaten istiyorsan gel. 3000 takipçim var TikTok'ta. 2000 takipçim var. Çok beğeniyorlar. Çılgın kamera danslarımı. <laughs> Böyle yavaş yavaş. Özelden. Özelden çalışıyoruz. Ee... <laughs> ee, şey ne derler. Her yerde olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, şöyle ki. Aa, sosyal medya biliyorsunuz global bir köy e, Global bir köyde her yerde olmanız lazım Her yerde varım her platformda varım O yüzden sadece şey arayıp bulmanız gerekiyor Yani hemen karşınıza çıkmam Böyle ama orayı bir koklamışımdır Bakmışımdır orada ne dönüyor Yani orayı böyle bir değerlendirebilir miyim Değerlendiremeyim diye. Tuna bekirinize gelin Tuna Yok bundan sonra böyle arkadaşlar biz geçen birey derlerde biliyorsunuz ya Among Us oynarken bunu konuştuk yani Bundan sonra şey yapıyoruz ya ne derler Sapıtıyoruz dedik yani. Bundan sonra böyle. Saçmalama devri arkadaşlar. Ben artık akıllı iş yapmayı bırakıyorum. Ben artık genel izleyici kitlesi. 8 IQ ve üstüne ulaşmaya karar verdim. Yeterli. Bence sizler gibi 3 haneli IQ'lar bence limitimize ulaştık arkadaşlar. Onu fazla okuyordum ama TikTok'u Yapacak bir şey yok. Bu oylama ne için Nadir Şah? Bu oylama ne tarz bir beğeni sunduğunuzla alakalı. Nadir Şah'ı ne kadar beğendiğiniz. Böyle onunla alakalı. <laughs> Bu hoş geldiniz hepiniz arkadaşlar. Ee, bakalım. Göreceğiz. Bugün menümüzde Nadir Şah var. Simzayışın 6. Son 2022 yayınında. Önce bir ekranımızı bız, bız, bız hazırlayalım. Yavaş yavaş da arkadaşlar doluşurken burada biz de operasyona başlamış oluruz bir anda. Aa, şimdi önce Pers İmparatorluğu'nun zaten Cyrus vardı bildiğiniz gibi. Cyrus'u birazcık incelemek lazım burada. Cyrus normalde savaş açtıktan sonra iki movement kazanıyordu. Bayağı rakibiniz önünde agresif gitmenize yardımcı oluyordu. Özellikle sürpriz savaşlarda çok etkiliydi. ve ee, bir bir şeyleri geçirdiğinde artı 5 loyalty alıyordu ve orada içeride adam tuttuğunuzda bayağı işinize yarıyordu bu loyalty. Ee, tabii ki normal savaş gibi e, karşılanıyordu. karşılanıyordu. mongering yani diğer medeniyetler üzerindeki etkisi daha düşüktü. Ve seviyordu Cyrus savaşmayı e, Satrapiez diye bir özel şey vardı. Kendi iç ticaretinde fazladan altın ve kültür kazanıyor. Ve aynı şekilde yaptığı yollar normalden bir üst seviye yol olarak şey yapıyor. Yani unit movement hızları inanılmaz iyi. O yüzden yani bir şehir ele geçirdiğinizde ya da bir şehir yaptığınızda duman oraya ticaret başlatarak unitin o bölgeye doğru akışını çok hızlandırabilirsiniz. Yani Pers'in en büyük savaşçı özelliği bu. Yani siz Pers'le bir yere saldırırken o şehre bir ticaret otosu yollamadıysanız o savaşı unutun arkadaşlar. Onu diyebilirim. Immortal adında özel bir Source Mutation e, uniti vardı. Hem miliydi, hem de mızrak fırlatabiliyordu bildiğiniz gibi. Bunun dışında Pairi Deiza diye bir e, özel bir Builder Ability'si vardı. E, persi özel. E, bir e, site tiyatro bölgesinin yanına koyduğunuzda her bir e, District için artı kültür alıyordu. Aynı zamanda fazla kendisi artı bir kültür ve Gold veriyordu. Üzerine bir de bunları Ser Commercial Hub ve Şehir Merkezi yanına koyduğunda ekstradan bir altın da veriyor. Bunun haricinde fazladan kültür ve turizm yapıyor. Zamanla ve teknolojide ilerledikçe. Böyle bir özelliği vardı Cyrus'un. Şimdi bize Nadir Şah getirirler. Nadir Şah da gene biraz savaşçı personasıyla öne çıkıyor. Yani yollar belki o şekilde çalışmıyor ama... E, ...canı full olan ünitelere karşı fazladan combat strength'i var. Yani karşınızda sıkı bir savunma gördüğünüz anda kırın geçiniz diyor. Nadir Şah tarafından kurulmayan şehirlerden yani ele geçirilmiş şehirlere baktığınızda... İki feyt, üç gold bu e, ticaret ortalarından ekstra cennet ediyor. Yani bir şehir ele geçir ondan sonra onun üzerine koyarak devam et. Ee, geri kalan özelliklerin hepsi aynı. Ee, hala kültür için çok kuvvetli bir medeniyet. Pers aynı zamanda savaş içinde yani kültür savaş arasında kalmış bir medeniyet. Biraz böyle dinle desteklediğinizde falan bayağı kuvvetli bir yerlere geliyor. Bugün de bakalım ee, nereye nasıl bağlanacağız hep beraber göreceğiz. Yani gelen medeniyetlere göre, diğer medeniyetlere göre bence evet bir tık zayıf. Yani ben de birazcık sona, sona bıraktım ama ee, belki de değildir. Yani ne kadar ne kadar şiir ele geçirebildiğinizle alakalı. Yani biraz böyle erken savaş birkaç şiiri kap ondan sonra ver parayı al karayı <laughs> noktasında bir noktaya geliyor bir şeye geliyor bu. Yani bakalım göreceğiz ben. Um... Vallahi Mustafa bakacağız ya Maltıkları tipleri göreceğiz bakacağız. Onun dışında sanırım tamam gibi yes değil mi? Şu da bir kablosunu gene normal olması takalım. Acil durumda bir şeyler duymamız gerekir. Pili biter bir şey olur. Arkadaşlar bende mütemadiyen yani çay var ya. Earl Grey. Biraz böyle bergamot esanslı. Üff. Okey. Süper. Peki Nadir nasıl bir haritada oynamak lazım? Hmm. Yam 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 yam. Böyle biraz sürprizi bir haritada oynayabiliriz. Mesela Fractal bir haritada oynayabiliriz. Bence unpredictable bir mapte oynamak güzel olabilir. Uzun zamandır Fractal bir oyun oynamıyorduk. Bunun dışında tabii ki date zorlukta oynayacağız arkadaşlar. Bu standart online hızlı oynayacağız. Her zaman dediğim gibi her ne kadar adil olmayacak şekilde görünse de adil bir gameplay experience'ı şey yapıyor. Um, bunun dışında tepeler mepeler yani bilmiyorum resource'da bol resource olabilir mi maçta. Güzel böyle yeni bir new age ile başlayalım. Belki legendary start verir. Verirse seviniriz. Ee, barbar klanlarımız, hero'larımız, monopollerimiz ve gizli tarikatlarımız hepsi bir arada cümbür cemaat. Bence başlayabiliriz. Şunu da ben gene bir kopyalayayım şurada chat'e bir atayım. Ee, en azından CD görmek isterseniz güzel bir şey çıkarsa siz de şey yapın. Dört yapraklı bir çok kısa sürüyor. Biz onu aslında çok eskiden İspanya ile oynamıştım. İspanya ile çok erken bir din zaferimiz var dört yapraklı bir oyuncuda. kaynağı doğru düzgün aslında başladım bile diyemem ya bu arada. Burak Demirtaş çok teşekkürler. Çok sağ ol kocaman desteğin için. Beşiroluk krallık hazinesine desteğin için teşekkürler. Um, her ne kadar seçim bize bırakıyor olsan da senin tercihini seviyoruz. Kaliteli bir ortam oluyor bence. Realde iyi bir arkadaş olduk. Senin rakını içer, sen rakını içerdin. Ben suyumu başarardı. <laughs> bence bence Anos, Anos, anosunu, Anosun bir yerden girerdi hayatına. Benim askerliğim canı bir değil. Ee, full health unitlere saldırırken. Attacking full health units. Attacking with değil. Yani to da demiş ama biraz burası enteresan böyle arka tarafta. Ee, lider özellikleri mi değişti? Lider Yok yeni liderler eklendi. Aşağı kısımda kendi içinde küçük değişiklikler yaptılar. Çalışmakta zorlanan kişi için ufak bir tavsiye verir misin abi? Çalışan fakat oyun oynama isteğim çok. Çalışsam da hoş olmayacak. Ee, çalışmasam da hoş olmayacak biliyorum. Fakat yine de engelleyemiyorum. Belki sadece bu tam bir solo Peein! yayın konusu değil mi? Çalışmakta zorlananlar. Yeni yılın yeni yılın ilk solo benlerinden bir tanesi ilişkiler üzerine, bir diğeri e, bir de bunun üzerine olabilir. Bence yakalarız. Okay, Nadir Şah. Fractal Map. Uzun zamandır Fractal Map oynamadık. Bakalım bu lanet nasıl bir lanet getirecek bize? Hep beraber görelim. Dediğim gibi arkadaşlar biraz böyle hani kanal çok Civilization Civilization, e, çok oyun oyun tabii ki. Yani zaten mesleğim de bu birazcık ama e, ya biraz daha böyle kendimle önede çıkmak istiyorum. Ya buradaki önerilerinize de çok açığım arkadaşlar. Bunu sonra izleyenler yorumlara da yazabilirler ya da herhangi bir yerden bana yazabilirsiniz. Yani benden ne tarz içecekler görmek isterdim. Sadece oyun olmayan. Yani içinde oyunun olmadığı şeyler de yapmak istiyorum. O yüzden böyle yani danslara falan gireyim mi arkadaşlar? Biraz ilgi çekmem lazım. <laughs> Bile, bilemiyorum. Bakalım. Let's see. Let's see how it goes. To the the of. Çiçek gibi başlangıç mı? Ay. En sevdiğim başlangıçlardan. Gerçekten en sevdiğim başlangıçlardan. <laughs> Şimdi teknik olarak bu tayalın özelliğini kaybetmek istemiyorum. Zırk. Dağlar, taşlar, bayırlar. Bakalım appeal'lara. Appeal'lar da fena değil. Güzel. Erken bir astroloji. Kovalanır mı? Kova. Of. Çok aa sen neler diyorsun ya fractal map neler yapıyorsun bana. Hay senin lanetin üzerimizde olsun. Lanet Konstantinius. Abicim köy möy bir şey yok mu buralarda Hoca 5 tur geçti hoca hadi. Valletta. Valletta ile ilk mi karşılaşmışız? İlk karşılaşmışız. Nice. Gel abiciğim hemen böyle hazır fırsat bu fırsat. Bir tane setler alalım. Pingalacığımızı bir yerleştirelim buralara. Erken kültür bonusu her zaman iyidir. 4, 4, 4 tura setleri çıkartıyorum. Çıkartmaz mıyım ya? Oo. Şöyle bir de şeye bulaydık. Holy site, moly site koyacak böyle tatlışlı bir natural wonder bir şey çıkaydı. Çok güzel olacaktı ama. O Adıyamanlı çiğ köfteci. Merhabalar. Sizleri tanıdığıma çok memnun oldum. Hünkârım. Evet. Tarihte tarihte kavgalarımız boldur. Tarihte kavgalarımız bolsa kavgalarımız hala bol bol, bol olabilir. Evet, Fractal Map'in bize getirdiği acayiplikler. Hemen agresif, agresif settlement. İstanbul gözümüzün önünde arkadaşlar. İstanbul. Zık. Ya burada bak volkanik soyiller çok fazla ve ben bunları aslında kaybetmek de istemiyorum. Ee, Ama dini de kaybetmek istemiyorum. Of, buradaki boş tile'ın üzerine zırt diye yerleştirsek mi acaba? Normalde çünkü koy, koyacağımız... Ee, olur, olur, olur. Bir tek bizi şuradaki quadrime bozacak. Ama iki gemi olmaz ya. İki gemi olmaz. Ben oraya şehir kurup ağzına doğru yürümek istiyordum. İstanbul'un baskısı kurulmadan üzerime. Neden böyle yapıyorsun? Hatta böyle tam nehrin kenarına kurulup Böyle çok artılı bonuslar alıp gerçekten gerçekten darlamak istiyordum ya. Ya bu kavgayı istiyorum arkadaşlar. Ciddi anlamda bu kavgayı istiyorum. Eee Yani hiç yapmak istemediğim bir şey yapacağım ama. Üç tane barbar öldüremeyeceğime göre o arada. Bakalım bir şeyler düşüneceğiz. Hop. Oh, Pantheon geldi. Nice. Şimdi Volkanik soyullardan artı 2 feyt almak. Yani şurası volkanik soyul. Çok güzel feyit getirecek. Burası tek volkanik soyul. Yani şu etrafı bu volkan patladığı zaman da çok güzel feyt getirecek. Bunu değerlendirebilirim. Ee, Galatlı Forge'u alıp çok hızlı asker üretip hakikaten Osmanlı'yı çok erken darlayabilirim. Ee, ki sanırım istediğim şeylerden bir tanesi bu. Açıkçası arkadaşlar. Yani kempler religion luxury bonuslarından yani, yani biraz para biriktir biraz nasıl yapamıyorum ya. Tayaların arasındaki ufaktan çizgiler dediğin bu şeyden görüyorsunuz onu arkadaşlar. Yani şunları birazcık kurcalayın. Dur neredeydi o? Er. Show grid arkadaşlar. Şu gridleri koyup kaldırıp kaldırmak istediğinizde Ben böyle bunları birlikte hepsi açık oynuyorum burada. Hatta şu nehirlerin, meyillerin, ıvır zıvırların isimlerini bile kaldırıp biraz daha böyle performansını arttırabilirsiniz aslında. Hadi bakalım. Ya, fail edersek fail ederiz ya. Ben şimdi buradan askerler üretip oraya yollayana kadar zaten... Aa mili ünite mi getirdim buraya? ya gözünü seveyim yapma şunu. Şimdi Hippolytia range mi vuruyordu? Lifespan run. Hippolytia automatically heals. Ha, tekrar saldırtıyordu. Okey. Sorun değil. Tabi bir yandan da zamandan kaybetmemek lazım. Ben bir settler daha çıkartayım. Zaten din'e gidiyoruz. İlk din'i ben bulacağım burada bu arada. Eğer şu şehri kaybetmeden sürdürebilirsem bu hayatı Askeri puan olarak rakibim yüksek. Ama bundan çok da korkmuyoruz gibi değil mi? Sen ne almışın? Herhangi bir Secret Society henüz almamışım. Birazcık başarısız bir lider olarak gözüküyorsun şu an. Sanırım. Mesela erken Victor alıp e, difansı bonuslarına faydalanabilirim bu arada. Yani city'nin artı 5 garrison kuvvetinin olması aslında birazcık işime gelebilir. Ama ben gene erken kültürü biraz daha boostlamak istiyorum olabildiğince. Bu arada bir noktada kavga çıkarttıracağız. Umuyorum abi bu, bu nedir ya fractal map'tır bu. Ya ecdadın atı var da bizim de atımız var. Bizim demire geçip immortallara şey yapabilirsem, yürüyebilirsem ee, çok güzel olacak. Bir tane de encampment atıp duvar çektik mi üzerine? Yeme de yanında yat ya. Ya şu şu barbar kampı çok kötü oldu. Sen bana doğru mu geliyordun? Şimdi buradaki gemi nüfusunu bir şekilde halledeceğim. Başı boş bırakacağım şeyleri. bir yandan da şu ticaret böyle hızlı hızlı şu yolları tamamlamasını bekliyorum. Bir de demir çıktı mı bir yerde? görünen bir yerde demirimiz var mı? Demirimiz yok tabii ki değil mi? Bakalım bir şeyler yapacağız. Demir birikiyor. Demir nereden birikiyor? Neyin üstünde? Neyin altında var demir? Buradaki şehirlerden bir tanesinin altında mı çıktı? Demir nasıl birikiyor hakikaten ya? Holy Site'ın mı altında çıktı demir? Yes. Oh çok iyi be. Çok iyi be. Okey yani Iron Mine şeye doğru gidebiliriz bu arada. Yani çok yapmak istemediğim bir yere koydum ama encampment'ı atmam gerekiyordu. Victor'u da alacağım. Ne olur ne olmaz. 13 tur sonra Immortal'lara geçelim. <laughs> tamam bu zaten beklediğimiz bir şeydi. Abi ama bak aynı anda aynı anda iki enemi değil ya. Bunun bunun olur aynı anda iki enemi değil maalesef. Shimiko'yu alsam mı acaba ya? horseback riding'e gittiğim süre 13 tur. Aynı sürede yani para biriktirip şey yapmak daha mantıklı. Ticaret yolu yarıda kaldı Neyse artık yapacak bir şey yok. Ay ay ay. Yani Himiko askerlere bonus verebilirim. Onda bir sıkıntımız, sancımız yok. Artı bir popülasyon çok iyi oldu. Oo, ilk defa barbarlar bana yardımcı oluyor be. Helal olsun. Okey, din de geliyor. Din, dini de biraz hızlandırabilirim. O arada bir şey daha atabilirim ama ben asker ünite yapmaya devam edeceğim. Biraz feyti biriktirmiş oluruz o arada. Ya yani fractal map biraz böyle coşkulu bir map. Genel olarak arkadaşlar. Oh. Hadi canım Bana saldırmazsan iyi Oh, orada yakılacak bir ticaret rotası mı görüyorum ben yoksa? O oh, bir sürü yeni medeniyet, production bonusları falan. Okay. Ah Archer çıkarmış lanet. Buradan oligarşi alacağız. Savaş var çünkü. Savaşta burada birazcık şey yapmamız gerekiyor. Ne derler? Ee, askeri üniteleri ıvır arttırmamız lazım. Bunun haricinde influence'ımızı alacağız. Şeylerimizi artık... Gerçi artı bir gold şu an işime yarar. Hmm. Burada küçük bir nehir var Aslında buraya kurulmak da mantıklı Buradaki deniz kenarına kurulmak tabii ki daha da mantıklı Ama Ya maksat şey olsun Bu arkadaşın yapacak bir şey kalmamış olsun Şurada Military kartı da çok kritik. Onu da alalım. Aa, bizim buradaki ha, ticaret otamız. Evet fazladan bir ticaret otası daha kazandık burada. Bu çok güzel. Ya bu buradan büyük bir ihtimalle hiçbir şey çıkmayacak arkadaşlar. Sağ olsun barbarlar ilk defa bana çalışıyor. O yüzden çok mutluyum. Yani yavaş yavaş içeri girmem gerekiyor. Bu üniteleri eksiltmem lazım. Bunun başka yolu yok çünkü. Viking'ler de sağ olsun gemileriyle inanılmaz yardımcı oluyorlar şu an bana. 14 gold geliyor. 5 tur sonra Immortal'lar gelecek. Immortal'lar gelene kadar birkaç tane daha böyle Slinger ıvır zıvır gidip İstanbul'u aldık mı gerisi kolay ya. Bu oyunu çok bambaşka bir yere çevirebiliriz gibi hissediyorum orada. Bir de dinle dinle conversion da çok kritik bir konu. Onu da unutmamak lazım. Hmm, yukarıdan birileri asker almış. Okey alsın bakalım. Kendi askerlerini eritebildiğimiz sürece Artı 5 combat strength ile birlikte Arkadaşlar Burada İstanbul'da kimse kalmamış Okey. Kim geldi? Mulan geldi ki Mulan'ı da aslında isteyebilirim. 20 tur diyor gerçi. İkinci bir lider iş olarak, hero olarak çok da güzel olurdu. encampment'ı bir tura bitireyim de. İşte Crusade'i alıp Immortal'larla bir tur sonra birleşip para, para saklamaya çalışıyorum bir yandan çünkü. E, Immortal'lar game changer olacak şu an. Tabi atların gelmesi hiç hoş olmadı. Valletta, city center building discrete buildings can be bought with fate. Duvarları da fate alabiliyor olmak falan bayağı iyiymiş bu arada. Of Herkül geldi. 13 tur. Herkül'ü almak isterim bu arada. Builder'ı çıkartalım. Ormanları kese kese. Bir de Herkül'ü alıp yukarı götürürsek bu iş tamamdır. seni şöyle açığa alalım. Sen her türlü ölecek gibisin zaten. Bunlara combat strength vermiş olalım. Şuradan bir gitmeye çalışacağım. Ya bu kavga bizi çok geri götürecek bu arada. Bu kadar ünite kaybettiğime bakmayın. İki, tura, iki turda bir Immortal basmaya başladığımda 8 gold 8 gold ticari vesaire bizi burada kurtaracak. Bu Immortal'larla bu şehirleri alırız biz. Diye hayal ediyorum arkadaşlar bu arada. Ee... Ver bir Immortal daha ver. Monument'ını bitir. Senin şuradaki ormanları, yağmur ormanlarını kesebiliyor olmam lazım. Şunları bir keselim. Yukarıdaki şeylerini koruyor, trade, trade rotasını koruyor, hiç problem değil. Sen de burada iyileşmeye devam et ya da açalım şöyle seni, immortallara yer verelim. Bu kavganın bir kazanı olmayacak. Ama Öldürebiliyorken şunu öldüreyim de ne olur ne olmaz. Bunlar da buradan destek alsınlar. Var mı bir Immortallık canından? Var. Bu kadar Immortal'a da artık zaten bir şey yapamıyorsak Perslerim ben taaavv diyeceğim. Ee, yeni çağ geçmişken bir Settler daha atmam gerekiyor. Ne Aşağıda güzel bir Petra şehri var gibi. Bu arada bu adamları da burada peşime taktım abi. Onlar aşağı inene kadar bayağı güzel gidecek. Hayır kazananı yok. İstanbul kaybedecek. <laughs> Immortal'lar şu an çok kuvvetli. Yani tahminlerimin çok ötesinde hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Bir Herkül ya. Şu Herkül'ü yukarı götürdük mü? Şimdi şunu break up et. Siz yer değiştirin. Siz de yer değiştirin. Siz bir yere gelirse ne kadar ömrün kaldı? 23 turum var. Nice. Eee... <laughs> Herkül 9 tur. Şuradan bir tane orman keseceğiz. Hızlıca şu herkülü bir an önce sisteme dahil etmem gerekiyor. Bir tur sonra bir immortalım... Iki, iki tur sonra iki immortalım daha geliyor. Ki bu adamlar böyle military training ile falan geliyorlar şu an yukarı yani... Askeri güç olarak her türlü yakaladım artık. Herkülle birlikte... E, bu gücü double'layacağım. Okey din de geldiğine göre Buradan hemen Rakı balığı çakalım Rakı balığı Rakı balığı Rakı balığı hadi iyisin ee, Holy site'ları güzel değerlendirebilirim aslında Fate de biriktiriyoruz. Feed the world alacağım. Yüksek nüfuslu şehirler istiyorum. Birazcık farklı bir parkurda gideceğim şu an. Of Hunaplu. Hana Hanahutlu Hunahutlu çıktı. 5 tura Herkül geliyor. Sen iyileşe dur. E abici oradaki at bonusu bu kadar yüksek mi ya? Full hit point adamları biz nasıl hani böyle daha heyecanlı vuruyorduk? Öyle şeyler vardı. Nerede abicim onlar? Neredeler? Şeytan diyor ne no olur ne no olmaz bir tane battering ram yap çünkü duvar çıkar bir şey yapar sonra başımıza bela almayalım. Defense. Ya geldi de işte onu daha çıkartamıyorum ya gene ben niye niye bu aralar ben hep durmadan askeri bir oyun oynamaya başladım bilmiyorum arkadaşlar ama. Swords <laughs> bunlar gelmiş. Oh no. Oh no. Eh be abicim. diyorum ya bu, bu restart'a dönecek. Erken oyun savaş denedik. İşte yemedi yani. Ne yapalım? Şehrin teritorisini ıvır zıvır yapanlara. Aşağıdan da Vancouver gelmiş. Ama benim kendi şehirlerim arasındaki ticaret ortalarım bana daha yüksek e, bonus kazandırıyor. Tek ihtiyacım olan şey şu konverjini bir yapabilirsem. Rakip şehri bir cruiser ile çevirsem bu iş bitecek arkadaşlar. Birazcık risk alacağız ama eee Yok demir demire demire para vermiyoruz. Şimdi Mili ünitlere karşı avantajımız olacak tabii ki. Her zaman, her zaman olduğu gibi. Şu atlıyı bu sistemden bir çıkarmam lazım. Hadi dayan. Hadi dayan. Okey. Bir setlerimiz daha geldi bahaneyle. Hemen şu aşağıya bir şehrimiz daha kuralım. Ondan sonra... Iııı... Uh... Birazcık ekonomiye gitmem lazım. Şu an çünkü ortalık birazcık birbirine girmiş durumda. Halkımız mutsuz. Tamam, katapult birazcık burada tatsızlık çıkaracak ama hiç problem değil. Yani benim umudum baki arkadaşlar. Bir tur sonra Herkül geliyor. Var ya of. Çok saçma şeyler bizi bekliyor şu an. Yani işte bir erken savaşlar maalesef birazcık böyle e, tahminlerimizin üzerinde şeyler yaratabiliyor. Problemler yaratabiliyor. Yani büyük bir ihtimalle birazdan crossbow'a geçecek yapay zeka. Çünkü gerçi teknolojik olarak ucu ucunayız da. Üç tane archer yapıp oradan boost aldığını zannetmiyorum. Ee... Şu Dini bir tek Convert'ime bakıyor ya. Ay lanet olsun. çok güzel. Tamam bir tane bir tane şeye çözdük bunu. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Her şey olması gerektiği gibi kontrol altında. Hadi bir tur daha dayanın çocuklar. Bir horseman'a bakar mı bu iş ya? Bir religion dominant. Bir tur bir tur daha önümüzdeki tur bayağı vızır vızır vuracak. Ay Herkül, Herkül yes de geldi. Alır mıyız ya İstanbul'u? <laughs> Ben de inanıyor gibiyim ya. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle bir archer da ne olur ne olmaz. Gel şuradaki ormanları kesebiliyor muyuz? Burayı niye temple yapıyorum onu da bilmiyorum. Ama... 8 demire karşılık ıvır zıvır 7 gold veriyorsun. Yok. Evet, artık deli gibi vuracağız duvarlara. Nice. İstanbul'un hala duvarları yok bu arada. Arkadan Immortal desteği de geliyor. Güzel. Meiko'yu da kendimize bağlayalım. Special building'imizi yaptık. Bir sonraki tur altın çağa girmeyi garantiledik. Biraz fazla puan kastık ama. Artık yapacak bir şey yok. Katapotlardan bir tanesini indirmem lazım ki yer açılsın. Yani Herkül'ü içeri sokmam gerekiyor. Onu da içeri sokamıyorum. Neyse bir tur daha dayanacağız gibi. Sana burada bekle, alim alimler. Alimler. Bir tane at götürelim yukarı. ranged. Şu kavgayı bitireceğim. çete geleceğim arkadaşlar. Burası birazcık dertli bir parkur benim için şu an. Hah. Oh be. Bir de bana setleri vereceksin değil mi buradan? <laughs> İstanbul'un kapısından dönmem geri ben İstanbul'un kapısından dönmem geri ben Hop Internal trade'de inanılmaz güzel ekonomi çıkartıyor Pers gerçekten ya. Aa. Ne oldu lan? Bir dakika. Battering Ram olduğu için o setler gitti? Ben o bütün planımı o setlere göre yaptım. Bir dakika bu turun başına geri yükleyeceğim. Hey Utku! Selamlar, hoş geldin! Atlar okuturuz herhalde ya. Sıkıntı yok, birazdan yaparız. Dur bir dakika, Bu, burada garip bir şey oldu. Oradaki setlerin ölmemesi gerekiyordu. Batswing yüzünden. Aynen bunu, bunu unutmuşum ya. Okey, hemen geliyorum. Bir yere kaybolmayın. That uplifts our hearts and guides us to foreign shores. Shah of Shahs, who rose from bondage to become the wealthiest king in the world, we call to you. Sweep your forces across the land and, with fire and steel, set the world alight once more that we may better see the gold shine by the flames glow. Küçük bir mercan kontrolden sonra... Writing. Lütfen, yani Settlersız, Settlersız bir hayat düşünülemez. Ve bu arada şurada çok güzel bir lokasyonum var Settler için. Vikingler kuzeyimde. Kanada aşağımda, Vancouver burada. Bir sonraki savaş parkurları az çok belli oluyor diyebiliriz. Ama biz buradaki fethi, fethi mücadelemizi yarım bırakmamak üzere. Buradaki katapult support'unu bir şekilde bitirsem aslında hiç fena olmayacak ama yavaş yavaş da içeri doğru sızmaya başlamam gerekiyor. Ki şehrin çok büyük bir canı an itibariyle bizlere veda etti. Liman şehirlerimize limanlar. Bir yandan küçük tatlı kampüslerimizle birlikte çağ dışı kalmamak üzere ilerleyeceğiz. Çünkü Kanada birazcık tahmin ettiğimizden tabii ki yukarıda özgürcene takılıp. History. ilerliyor. Okey. Buradaki immortal'ımıza bir şehir duvarlarına zırt diye çıkabilir, zort diye girebilir özelliği verelim. Eee... Arkadaşlar an itibariyle bir tanesi bitmiştir. Peki duracak mıyız? Bence hayır. Bence durmayacağız. Şimdi Wilfred. Wilfred ne almış? Hermetic Order almış. Void Singer'ları almış. Okey. Ben de ben de hermetik Order alacağım. Belki güzel leyline'lar vardır ortalıkta. Değerlendiririz ki varmış. <laughs> nice. Şimdi yukarı bir şu Vikingleri bir bulalım. Vikinglerin de çok askeri var ama Vikinglerin denizde askeri var. Tahminim o yönde. Gerçi Vikingler galiba burada değil ya. Ya yani öyleymiş gibi hissediyorum ama bunu atımız atımız karar verecek. Bir turda verebildiğin ne var? Tam da arçırmızının olmasından bir zarar gelmez. Sağ sola da saldırabilirim. İstanbul'a hemen orakıllar bir şeyler yapalım. Aa, Vikingleri bulduğumuz yer çok güzel olacak anda. Şu şeyi bekliyorum işte. Limanlar gelsin hemen İstanbul'a, Tarsus'a ve Susa'ya bir tane kampüs ve liman kurup şuraya. Hızlı bir şekilde ekonomiyi de bir ayağa kaldıracağım. Bütün parasını sağda. Aslında şu Valetta'yı da almak var şu an ama. Valetta'yı alırsam Vancouver'a komşu olurum. Hmm. Bu bence düşünülebilir bir hareket bu arada. Vikinger galiba orada değil. Purchase. dayı bence alırız ya. Şimdi şuraya artı dörtlük bir kampüs kurmak mı? Tabii ki oraya artı dörtlük bir kampüs kurmak ya. Burayı da boşu boşuna kesmiş oldum ama olsun. Ee, harbor bir tur sonra gelecek. Monument'una devam et. Çünkü lüks kaynaklarını almaya devam edelim bizde. Şurada bir artı 3, artı 4 kampüsüm daha var. Şunları da bir alalım. Sekiz tur kaybetmek istemiyorum. Onun avantajını bir an önce elime almam lazım çünkü. Valla gerçekten şehir devleti alacağız arkadaşlar ya. Sıradaki hedef çünkü Kanada. Ya bunun buraya gelmesi 12 tur falan olacak bu arada. Yani bayağı tatsız bir süre aslında. Ama olmayacak şey değil. Kimikonun çok az zamanı kalmış. Bana da bir, bir general gelsin artık ki ben de o generalleri kullanabileyim. Yavaş yavaş aşağıya doğru ineceğiz Ne yapalım? Bir tane medeniyet gitti. Biri elendi. Ya Kanada çok zorlayacak bu arada. Çok da farkındayım bunun. Ee, ama denememek de istemiyorum. Yani şu an buradan sime sim dönüp e, oturduğum yerden Boyunu oyunu bilimle kazanabilirim. Çok samimi söylüyorum bu konuda. Yani çok samimiyim bu konuda. Ee, ama yani istediğimiz gameplay bu mu? Böyle de bir soru var aslında. Ay orada yangın varmış ya. Ateşin üzerine attım adamları. Aa bütün burası yanacak benim bütün elemanlar yanacak burada. <laughs> çıkın. Çık balınızı pırtığınızı bırakıp çıkın şuradan. Çıkın. Ya o kadar era skor topluyorum ki çok anlamsız bir hal almaya başladı. Haydi bakalım sonumuz hayırlı olsun. <laughs> savaşı devamı sarıyor. Yani savaş sarar tabii arkadaşlar yani. Bir de çok fazla leyline var. Ya bunları gerçekten değerlendirmek istiyorum. O yüzden bir çok saçma bir hareket yapıp buraya böyle alakasız bir şehir kuracağım. Tek derdim bunun yanına koyacağım her şeyin saçma sapan bir bonus alacak olması. Ya bunun içerisinde liman vesaire de dahil. Yani diyorum ya alakası şeyler yapıyorum şu an. Sıradaki hedefimiz mercenaries. Askerlerimizi erken e, kuvvetlendirmek. Yavaş yavaş da şuradan böyle küçük küçük bilim toplamaya çalışalım. Yani 24 science oldu. E, ama problem şu. Şey çok uzakta. Ne derler ona? Ee, yani Vikingler tahminen çok kolayımda değil. O yüzden en yakınımda Valetta var. Valetta'yı bir şekilde alıp aslında Valetta'nın ordusunu alabilsem aşağı yürüyüp ilerleyebilirim. Ama Pikeman'lar çıkardı. Kanada yani kaç şehir var şu an? O kadar tek başına kaldı ki orada. 1, 2, 3, 4, 5. Beş şehir. Yapılmaz değil, alınmaz değil, olmaz değil. Kampüsü daha bitirdik bahaneyle. Okey şöyle bir Hanging Gardens'ı bitirelim. En azından hero'larımızın bir tık daha ömrü olsun. Şöyle bir influence dini, dini yaymaya başlayalım. Herkül'ün çünkü ömrü yetmeyecek bir noktada bize. E, commercial hub da çok kritik. Aslında buraya bir şey kurmayı düşünüyordum. Ee, siz söyleyin. Culture District kurmayı düşünüyordum ama sanırım direkt bunu koyacağım. Çünkü ne kadar great people çıkartırsam şu an o kadar büyük avantaja gireceğim oyunun devamında. Ya Kanada ile savaşmak çok mantıklı bir kalem olmayacak bu arada. Ama neden olmasın? Değil mi? Bir archer daha ver bana. Geri tur. Aa dur. Sen bir şuraya git şunu bitir. Şu hangin Guard'ınızı bitirelim de 5 tur sonra bir aklımız başımıza gelsin. Bakın belki Vikingleri buluruz bir yerde. Tamam, lüks kaynakları ile ilgili de çok bir derdimiz yok. 5 tur içinde burası konvertlenecekmiş. Ben askeri gücümü otomatik arttırmaya çalıştığım bir yapı kurmaya çalışıyorum tabii ki ister istemez. Ya yani rakibin 3'te 1 bilimine sahibim. Ama olmayacak şey değil. Ehre evet, dinans edeceğim. Ama önce dini convert etmek istiyorum. Yani Kanada'yı önce bir convert edeyim. Kanada'ya Kanada'ya bir rakı balığın anasonun bir tadını çıkarttırayım. Getireyim onu bir hissetsin. Bir tadına varsın. Bunlar önemli konular arkadaşlar. Şimdi Fate'le e, unit alabilmek de güzel. Adjacency e bonusu kadar da bilim alabilmek yani. E, daha ucuza bilim şu an basabilmek bayağı işime gelir. Fazla şehir kurmak da çok işime geliyor bu arada. Yani bir iki tane Fate'le e, şey alıp, unit alıp, şuralara hemen yayılıp çok rahat bir simülasyon oyunu döndürebiliriz bu arada. Dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 şehrimiz var 50. turda. Ya üç tane daha şiir koyduğum anda boyunda bilimde çok rahat ilerlerim. Ama gerçekten istediğimiz bu mu? Noktasında birazcık düşünmeden edemiyor tabii insan. Biraz ekonomiyi oturtalım da. Yani savaş ekonomisi birazcık yoruyor tabii ki ister istemez. Valette zırt diye haritadan silmem lazım. Ne zaman döneceksin? Converts in four turns. Okay. 6 tur. Biraz da fate biriktirmek de istiyorum aslında. Hero hero recall etmek için de lazım beraberinde. Bayağı da bir lüks kaynağımız var. Bu arada galiba... Oh, sen kimle savaştasın? Oo, oh, Vikingleri biri eritiyor bu arada arka tarafta. Nice. Çok güzel. Bu çok çok bu çok iyi haber. Genel geldi mi? Geldi. Her gün 13 turu var. 13 tur içinde Valetta'yı alabilirsek arkadaşlar muhteşem olacak. Diyorum ya hero recall'ları falan da birazcık rahatlatacak çünkü bu. Abi mili ünitlerin ekstra bonusu olsun. E, ee, mümkünse Great Merchant'a ben istiyorum. Great Merchant'ı çok erken çıkartmamız lazım. Science kaldı. Okay, Sorun değil. Aslında parasını vermeden buradaki askerleri alıp aşağıya inebilirim. Böyle bir gücüm var ha. Ama şöyle bir korkum var. Buradaki bütün bu askerleri alıp aşağıya hücum ettiğimde Kanada buna ne kadar savunabilecek? Yani çünkü şehirlerim çok uzakta. Şehirlerim uzakta olduğu için de tahmin ettiğimin çok ötesinde bir e, sıkıntı yaşayacakmışım gibi hissediyorum böyle bir gerçek var şöyle bir artı beşlik Holy Side güzel gidermiş ama onu daha farklı değerlendireceğim. O yüzden şuraya bir gereksiz bir Holy Side atıp yanına Mabori tapınağı yaparak orayı kurtarmaya çalışacağım. Bu Leyland dinamiği fazla kırık değil mi? Oyunun kendi için olan bütün agresif dinamiklerin önüne geçmiş oluyor. 8 Society artı 5 artı Science. Evet öyle ama beraberinde başka trade'leri var yani eski, eksikleri var. Yani erken oyunda da vampire sahip olan bir medeniyetin de yapabildikleri, yapabildiği çok daha farklı şeyler var. bence birazcık Orada zaten karşılıklı bunların hep trade'leri. Hadi canım hadi. Şey fena değil ama. Science'da aşırı geride değilim. Gerideyim ama aşırı geride değilim yani. Tahminimin çok daha az gerisinde olduğum için mutluyum da bir yandan. O mi duvarını. Kaç tur ömrüm kaldı? 11 tur. 11 tur içerisinde burayı geri almam lazım. Sonra Fate biriktireceğiz ki Herkül'ü geri alalım. Duvara Herkül'le vurduğumuz anda valetle 2 dakikada düşecek. Okey, Hanging Gardens geldiğine göre benim hero'larımın ömrünü şu an an itibariyle bir iki turda artmış olması gerekiyor. Çok güzel. Dur, Uf, keşke oynatmasaydım. Neyse. Boşu boşuna bastık buraya. Önce market sonra library. Okay, great personlar, wonderlar, ıvır zıvırlar bitiyor yavaş yavaş. Uh... Yes, yavaş. Barıta da geçmem lazım. Çünkü duvar çıkartırsa bayağı uğraştıracak beni. Renaissance Medieval Anti Cavalry Unitler değil. Biraz light cavalry unitlere gidip hafif ya da kampüs yakınlık bonusu. Ha, bak bu da daha bu da bayağı kritik. Holy Side yakınlık bonusunu kullanım çünkü bayağı fate biriktirmek istiyorum bir yandan. At ve horse zaten maksimum miktarda var. Ee, unit maintenance cost düşür biraz daha ekonomiyi arttıralım 35 tur başına. Bir sonraki tur saldırıyoruz valette. şimdi. Hop. Üf. Hop. Üf. Neredeyse Herkül tek tek seferde in indirecek ağzını ağzını vuracak yani. Abi Crusade inanılmaz kuvvetli oluyor. Ya gerçekten şu an Müthiş, müthiş, müthiş tatlış bir gameplay var şu an burada. Upgrade to Arms. Not yet. Henüz değil. XP kasabildiğin kadar XP kas. Hop. Aslında burada bir yeni bir şehir devlet kurulmasına izin verebilirim. Buradan birazcık para çakozlayacağım sadece. O Beowulf da geldi. Nice. keep sitting Yani bayağı aslında agresif ilerlemek istiyorum. Umuyorum gidebileceğim tabii ki o da ayrı bir konu. Çünkü Vancouver'ı alabilirim gibi hissediyorum. Eğer ki cross e, crossbow'um var. Yani buradaki en büyük risk zaten o crossbow'un riski. Seni bir denounce edelim. Çok paran yok. Çok feytin yok. Biraz science'ım var. Knight'larım var. Okey. Ee, yani menedarımızla biz de çözebiliriz gibi hissediyorum ya. Hatta şöyle %50 unit upgrade cost'la birlikte. 35 mili strength'ten 45 mili strength'te çıkartabiliyoruz. Okey. Deneyelim bunu. Ya ya biraz böyle riskli riskli oynamak ya. Hani. Tadı çıksın oyunun. Bir deneyelim ya. Benden bu kadar bu kadar üstün bir rakibe karşı nasıl oynamam gerekiyor? Yani savaş mekanikleri, taktikleri bunlar hep alışmak gerekiyor çünkü arkadaşlar. I sprang upon. Oradan bir atlı kaybedeceğiz herhalde ama who cares. Kolezyum yapan ya. Şuraya bir entertainment district çaksak aslında hiç fena olmaz. Ooo Hunoplu. Bak Hunoplu kardeşler işi değiştirir. 10 tur. Menedarmızlara geçtiğimiz anda şey özelliğini kaybediyoruz biliyorsunuz Immortal'ların. Ee, Sağ sola ok fırlatma özelliklerini kaybediyoruz. Ama beraberinde E abicim sen baksana buraya medieval duvar çekmiş. Ancient wall. Okey Vancouver boşta. Quebec burada. Birkaç tane crossbowman var. Biraz şu etrafı bir gezelim. Yayabildiğimiz kadar din yayıp. Çünkü Vancouver çok kritik bir yerde. Vancouver almak da bir o kadar zor olacak bu arada. Yani deneyeceğiz şansımız tabii ki. O da ayrı bir konu ama. Çünkü askeri gücü çok yüksek şu an. hiç eşin dostum falan yok ama sanırım Aa sen nereden gitmeye çalışıyorsun Herkül'cüm? Senin ömrün yetmez oradan gitmeye kalkarsan ama ya. Herkül öldüğünde onu geri alacak feytimiz yok. Bu birazcık tatsız bir durum. Sen de buradan Beowulf'u çıkart. Biz de Knight'lara geçelim yavaştan. Knight'larla çözeriz büyük bir ihtimalle bu işi. Ee, Immortal'lar evet melee vurabiliyor. Zaten Persi erken oyunda bu kadar güçlü kılan şey o. Ottawa başkenti de bulduk. Güzel başkenti nüfusu o kadar iyi değilmiş. Vancouver'ı aldığımızda burayı bayağı tutabiliriz. Anansi olduğu için birazcık burada bir kuvvetli gözüküyor. Ama öyle aşırı da büyük bir militer güç sanki görmedik he. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Alır mıyız? Tutar mıyız? Ne yapacağız buraları? Ne zaman savaşabiliyorum ben? İki tur sonra. Herkülün ne kadar ömrü kaldı? Geri tur. Haydi ayırırsın. İstanbul'a böyle güzel bir ticaret rotası buradan başlayıp devam edebiliriz ya. Kendi iç şehirlerimiz bayağı iyi çalışıyor çünkü. Okey bir general daha geldi. Barbar unitleri kendi kontrolüme çekiyor. Güzel. İki tane generalin avantajını çok güzel kullanabilirim. Hadi canım bir tur daha. Barut'u bulduk aslında ama bizde barut çıkmadı arkadaşlar. Ya yani şu da var. Bir tane setleri basıp oraya götürmem lazım her türlü. Ee, Ya şeyi de göremiyorum. Adama karşına ka avantajlıyım, dezavantajlıyım onu da göremediğim için çok mutsuzum aslında. Aa ulan yanlış adam. Hay senin ben ya. Boşu boşuna genel harcadım şurada. Şunu bir load edeceğim arkadaşlar. Küçük küçük taktiksel hata var. Küçük taktiksel hatalar. Valla 8-10 tur sonra Jebelenk Jübülünkler geliyor arkadaşlar. Şimdi Kanada'yı da bitirirsek kalıyor 3 tane medeniyet. Ki Viking'in o kadar ileride olmadığını biliyoruz. Şu an gerçekten bir Pers, Pers gibi oynadım ya. Tam bir Pers gibi oynadık yani. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, teşekkür ediyorum bütün like'larınız için. Umuyorum keyifli bir gece geçiyordur. Ee, 2022'nin son Civilization oyunu. Böyle hak ettiği gibi bir oyun yapmak değil mi aslında? Bütün derdimiz bu. Her gün 6 tur var ya. altı turda biz bu şehri alırız ya. Ya yani bir şehir alsam yeter. Çünkü buradaki diğer şeylerin nüfusu yok. Yani burayı tutarız. Bir tek şu Anansi birazcık sıkıntılı. Ama olmayacak bir şey değil. Şuraları böyle aslında industrial hub'lar için. Great personlar ve production'a ileride çok işime yarayacak. Hala art 4 combat strength'e ihtiyacım var. Change policy. Um, unit maintenance cost'ları biz gene düşürterim. 60 gold tur başına geliyor. Çok iyi. Knight de çıkartabiliyorum. Trebuchet de çıkartabiliyorum. Eee Perch the Night'ları 440 gold alıyor ki bu bayağı yüksek bir rakam. Şuradaki şunlar bir bitsin. Ya da belki bir Knight support aşağıya çok iyi olabilir. Yani Knight'a Knight'la karşılık vermek falan bence önemli konular. Şurayı yavaş yavaş geri dur aşağıya. Support support dur. Ee, Altı 6 tur sonra Beowulf, 6 tur sonra Hunaplu kardeşler geliyor. Onları hemen hızlıca teleportla aşağıya çekeriz. Bir tur. Ben bu savaşı açacağım ya. 63. tur. Bir 10 tur gidelim. Ha bu crossbow'a biz niye alttan hiç gitmemişiz? Crossbow aslında baya yakında ulaşabileceğimiz bir yerdeydi. Bir delilik yapmışız işte. Ya bir tane hero'yu geri çağırabilecek pozisyonda kalmaya çalışıyorum mütemadiyen. Ya yoksa Vancouver düşüyor muydu ya? İki, iki, iki saldırıda bitiyor muydu Vancouver'ın işi? Hadi bakalım. Pike and Shot evet tehlikeliydi tabii ki Pike and gelmesi. Ama olsun hiç problem değil. Getir Knightlarını getir. Her kürün ömrü yeter mi buna be? Yeter vallahi yeter ya o duvar çıkmaz. Aa, arena. Buraya başka bir şey yapacaktım. Şunu sağ sol temizleyelim. 9 tura bir knight getiriyor. 4 tura bir knight da oradan geliyor. 7 tura bir knight da sen ver. Çok iyi ya. Ah ulan bir tane adamı her türlü kaybettik. Neyse bir okçumuz Elyat Tarı oldu. Ee, şuradan aslında aşağıya bir yollamam lazım ki oradaki ticaret ortalarımız da böyle bir güzel açılsın. Tamam, bu beklenen bir şeydi. Tam bu ünite gitti. Instantly Bioza University. Bir üniversite ve kütüphaneyi aynı anda yapıyor. Zırt diye, zort diye. Bunların hepsinin şey var. Neyse biz üniversiteyi yapalım. Astronomiye boostumuz gelsin. Aa benim buraya şey getirmemişim ki ben. Tabi şey saklıyorum. Ee, hero spawn edeceğim ya onu bekletiyorum aslında. Din adamını. Birkaç tur bekleteceğiz onu. Sorun değil. Bunlar böyle flanking bonuslarını da aslında birbirlerinden. Birkaç tane knight da geldiğinde rahat... Aa, hayır duvar çıkarmazsın öyle ama ya. Ayıptır be kardeşim. Biraz riskli bir hareket şu an yaptığım. Hadi bir hero. İki tur kalmış. Hangi hero gelecek acaba? Şu an ikisinden biri gelecek. Beowulf'un mu gelmesi daha çok işime gelir? Hunaplı huputlu hurlurlar mı? Burada çok adam kaybedeceğiz şimdi. Herkül'ün ölmesi beklenen bir hareketti. Ya sen burada iyileşe dur. Evet, Layliner için güzel bir traderımız daha geldi. Fazla bir ticaret ortasına sahip olabilmek çok büyük bir lüks şu an bizim için. Ha. Ah. Neyse, Pyken şatlara karşı hala kuvvetliyim. Şuradan bir verdiğimiz paraları bir geri kazanalım. Knight'lar da geliyor. Okey Beowulf geldi. Sorun değil. Çok da kötü bir hero değil sonuçta değil mi? ...güzel. Hop. Herkese zaten geri çekmek planlarımda vardı. Şimdi bir tur sonra çekeceğiz... Nice. Şimdi burası Rebellion. Buraya hemen hop Victor gelecek. Victor'un savunma hattı biliyorsunuz inanılmaz iyi. Bir crossbow'unu buradan eriteceğiz. Huhu. Huhu. muhteşem, muhteşem bir oyun dönüyor. Ya hayatımda hiç bu kadar keyifli bir domination oynayacağımı beklemiyordum yani. Alırız ya. Hem duvar hem battery gram hepsini bir arada gideriz ya. Herhalde bize denounce etsene olur arkadaşlar ya. Herhalde şu an hiçbir zarar gelmez. Aa, burası düz mail miymiş? Neyse bunu buraya kurayım. Ticaret otası vesaire bunlar kritik konular çünkü. Eee Okey. Bunlar da böyle. Generallerle birlikte böyle gidiyoruz. Kanada'nın ordusu bitti arkadaşlar. Bu karlı Kanada işte. İşte bu arkadaş yolda bir şey üretecekti. Ne üretecekti? Ha bu da bir industrial zone yapacaktı buralara bir yere. Değil mi? Bunun yanında sonra kampüs mampüs ıvır zıvır çıkaracaktık. Okey. Bu turu bitirebiliriz. Aa adama bak. Kendi kendine yok oldu arada. Herkül'ü de hızlı hızlı getirelim. İşte dedim ya Perse böyle bir tane bir tane böyle biraz Fate'le böyle besleyebildiğinizde inanılmaz manyak bir şey dönüşüyor ya. Ya Great Library kaptım arkadaşlar. E, kampüsüm var. İçerisinde Alchemical Society'sı ıvır zıvır yapılmış. ya. 85 bilim. Şu an Kanada, Kanada direkt Within our grasp dedikleri nokta var ya böyle. Gerçekten elim elimizin elimizin altında şu an. Yani başkenti alabilirim. Şurada nasıl bir şehri varmış bunun? Aa Montreal buradaymış. E okey abi. Alalım. Burada bir holy site var mı? Yok. Ben tabi şeyi unuttum gene. 200 fate niye verdiyse böyle manyakça bir hareket yaptım orada ama. Ya religious strength'e de ihtiyacım yok. Okey bu zaten oraya bir şeyler yapacaktı. Hı -hı. Böyle çıkartalım. Bir trade route'u patlatalım önce. Sonra Kunaplı kardeşi aşağıyalım. Şunu bir yana kaydıralım. şunlar bir birleşsin. Sen buraya industrial zone'unu, industry'ini bitir. Şuraya bir workshop'ını da tamamlayalım. Yavaşlaş yavaş mühendisine geliyor olması lazım. Ki Wonder yapan mühendisi birazdan erkenden almaya başlayacağım. Kısacası... Canada is no more diyebiliriz yavaş yavaş gibi duruyor. Gerçi Evangelize Belief ya. Bu almışız bu adamı. Bir, bir an önce kullan kullanalım. Ee, olan her şehirden ıvır zıvır çıkartabilirim ki e, bakalım burada Wonder var. Wonder var. Wonder geliyor. Wonder var. Wonder var. Ha böyle tatlış böyle secret secret places'la falan gidebiliriz ya. 94 sayısı çıkarmış beni. Oh. Güzel. <laughs> ya gölde karaveli olsa ne olacak bunu ya? Aa ulan yanlış iş yaptık ya. Bir anda menedarımıza dönüştü. Bak sen şu işe. Promotion'ları almak da önemli sonuçta. Bir altın çağı daha garanti bir şekilde ilerliyoruz. Bir general daha gelesi tutmuş. Geliniz efendiler geliniz. İçimiz dışımız general oldu zaten. Ekonomimiz sağlam. İlim bilim irfanımız sağlam. şuradan swap hop mağbole tapınan da buraya yapmak istiyordum çok güzel e, nüfusun kadar bir de science var bize üstünde. 105 science valla öne geçer adam öne geçer arkadaşlar Hero'larla alakalı rehber de aslında fena olmayabilirmiş gerçekten ya. E tamam Herkül de şuraya çaka çaka gitsin. Şu Ottawa ve Monreal'i almış olalım. Aa mümkünse in... Commercial hub binalarını isteyebilirim ama büyük bir ihtimalle vermezler bana. Ya bana versinler. Herkes herkes bana saldırsın istiyorum. Buralara da bir bakalım böyle yavaştan yavaştan. Bir havayı koklamak lazım. E, bu kadar free şehir boşuna değil. İşte oyunu snowball yapabildiğiniz anda arkadaşlar dünya bambaşka bir yere geliyor ya. O bir de duvarlara ekstra vurur dedik. Al bir de sana bir de general <laughs> verelim. Niye verdim bilmiyorum ama <laughs> boşu boşuna bir general verdim. Ha, nice. Şuradan bir tane adam kopyalamam lazım çünkü. iyileşe durun. Şunu da alalım. Aslında boşuna da uğraşıyoruz yani ben biraz çok bölündüm yani tek tek şu şehirleri alsam çok iyi olacakmış. Oo duvarlar. Okey abi. Okay. <laughs> Aa bu şehri ben niye alamıyorum ya? bir şehrin daha var mı senin acaba? O oh, fazladan bir valiye asla hayır demem. Workshoplar geliyor. Güzel. Bütün great people'lar bizde olacak. Arthur Combat Strength bir tur daha kalsın. Zaten altın çağdayım. Bu puanı bir boşuna sakış yapmak istemiyorum. Öbür çağın puanını kaybetmek istemiyorum. Tüccar abicim, tüccar. Ya yani %100 Great Person puanı da ver bana. Hadi bakalım. Selamlar. Barın Bar çok dert değil ya. Hem de... O karavel birazcık başımıza bela olacak ama. Hayır bakalım. Ekonomidir bu ya. Hadi az daha iyileşin canlarım. Buradan bana bir tane setler gelecek bir setler daha ama gayipten setler mi getireceksiniz bana? Nice. Kötü kötü kurulmuş bir sürü şehri var ama Wonderlar sağ olsun 141. o ne be? E tamam, bu şehirler zaten çok tutunamayacaklar. Bana geçecekler. Hiç savaşmasam mı acaba? Ne yapacağız şimdi? Sivilin ünitleri Din Zaferi'ne mi koşsan acaba Şarkıyı sana söyleyerek her şey çok güzel gidiyordu Ay İstanbul'un evine kaldırsın Kişinin kendini bombaya sarılsın <laughs> ee, Ne yapacağız Yani şu an Kültür Bilim Ne istersiniz arkadaşlar Hayatımda ilk defa DT'ye karşı Bu kadar avantajlı bir pozisyon Turn 79 İki tane başkent kaldı alacağım. Üç tane. Yani savaşları falan bitirirsem kültür bayağı hızlı gidecek. Yani 100 tur altında kültür gelmez. 100 tur altında bilim de gelmez büyük ihtimalle. Ne alalım? Ne yapacağız? <laughs> Her şeyi alalım. Okey. Okay. Her şey olabiliriz arkadaşlar. Gerçekten mümkün yani. Everything dediniz. O zaman her şeyi almaya geliyorum. Artı 7 mi? Artı 7'lik indasyoz onlara asla hayır demem. Böyle güzel artı üçlük holy site'lar falan da var. Böyle fate output'umuz falan hiç kaybolmasın arada. Yani 8 tur bekleyebilirim bu arada. Yani kebeksti zaten düşecek bana. Nalan da nerede? Nalan da mı oluştu orada? Nice. Bunu alalım. Montreal'de olimpiyatlara. Biz bu, bu aşağı bir yer bir misyoner bir şey yollamış mıydık? Ha yollamışız. Şöyle bir impression'ı bir, bir şey artıralım. Çünkü tahminat sağa doğru gittiğinde bir şeylerle karşılaşacağım bu arada. Strateji. Ah be yavrum böyle de patlamazsın be. Valla bravo. Güm dedi patladı. Wonder kaç? Dörttür. Başka böyle hızlı istediğim bir Wonder var mı benim? Emanetidir bu ya. Oh. O bayağı şehri varmış bu elemanın. Bakın ben daha daha az vardır diye tahmin ediyorum ama bayağı varmış. Burada bir yerde holy site olan şehir yok değil mi hiç ya? Benim dini yaymam gerekiyor çünkü. Başka türlü olmaz bu. Hadi bakalım. 140 ya 140 saniyesi tertemiz 14 tur sonra düşecek kebek. sonra bir şey soracağım bu tarz oyunlarda ticaret kararları alıp askerleri kararlar şreinler ünitelerinin kendi kendine ilerleyeceği bir mekaniğe sahip olsun. nasıl olur nasıl yani Kar, kar, askeri karar alıp şehirler üniterin kendinden ilerleyebileceği ya kendi, ün, öf, e, yani kendi alıyorsun buraya git diyorsun o tarz bir şeyden bahsediyorsun Sümer'in 150 kültürü bize koymaz ya. Ben kültüre geçsem şu an kültür benim olurdu. Burayı döndürebilsek çok iyi olacaktı ama kısmet değilmiş be. Hop, Oxford'u çıkar mıyız acaba arada? Buraları bir iki holy site bir şeyler yapıp fate biriktirip Üf, başladık şehre ya. Dört tur gerçi bitiyor onu. kendi kendi isyan onun kendine. Şuradan bir yerden belki bir settler çıkar. Sefere doğru gideriz işte. Bana burada Holy Site varmış ama bizden değilmiş bu Holy Site. Bu yüzdü. Bizim köyden değilmiş bunlar arkadaşlar. Bu sefer Oxford olur ya. Nalanda'yı yalınca bir tane free teknoloji alacağız bir de. O çok iyi. Lüks kaynaklarını da topluyoruz. Nice. İki tura bir tane wonder bitirmek gibisi de yok zaten. Okay, bir diğer medeniyetinin yerini bulmak kaldı ya. 83. turda, yani Kanada hala lider gibi gözüküyor ama ee, It's not Canada. Canada bitti arkadaşlar. Bak şurada bir tane free builder var. Kaçırır mıyım ben bunu? Bence 2022'nin son Civilization 6 yayınına gerçekten yakışır bir oyun oldu be. Allah bravo. Ajanlarım ajanlar şimdi bulacağız sağ sol. Dünyanın yarısını ele geçirdik. Ee... Haydi bakalım. Haydi şimdi bütün eller havaya. <laughs> kötüyüm, kötüyüm. Biz şey çünkü o yayını pek sevmiyorum. Artık rastgele şeylerde üretim Evet, yanlış işte rastgele değil. Biraz daha böyle rakamları optimize edebilirsin. Mesela ben şu an o kadar iyi bir pozisyondayım ki. Ee... Acayip acayip işler kovalayacağım yani. Hakikaten almam gereken çok az yer kaldı. Mesela şimdi bakalım. Gilgamesh. Oh. Oh oh wonderlar wonderlar mağburi tapınağım da geldi. Hop şuradan dine de bir evangeliz edelim. Evangeliz. Şuraya koyarım beşlik kampüsümü Yapıştır şurayla Bol bol fade de lazım Hop Natural wonder Bakın Natural wonder var mı buralarda bir yerde Hiç böyle gördük mü natural wonder Görmedik galiba değil mi Sanırım görmedik Olsun sorun değil. Ha yemezler Sümercim. Yemezler. İşte onu yemezler. Full konsantre bir din yarattık. Bızt! The way de bitiyor. Uy! Keep sitting. Nice. Şunlar böyle bir kendilerine gelsinler o arada. Yavaş yavaş yukarı gidelim. İki tur sonra Kebek iniyor. Kolezyum unutmadık ya. Kole... Unutmuş muyuz kolezyum. Rezalt unutmuşuz. <laughs> unutmamış olmamız gerekiyordu. Teknik olarak unutmamış olmamız gerekiyordu. Ya umuyorum ki bu haritanın sağında şurada hemen diğer rakiplerimle karşılaşacağım. Yani böylelikle çok uğraşmak zorunda kalmadım. sırayla hepsini temizlediğim bir yolculuğa çıkmak istiyorum. Açıkçası. Hop. Buradan da artı 3 kültürü de buradan. Gılgamış'ın 100 kültürü vardı. Bizim de var artık. Ya bırak Allah aşkına. Senin işin bitti. Dostum. Hop, hop, Temple of Artemis, Gunpowder, Enlightenment, bir de üzerine bir tur sonra da Kolezyum geliyor. Amenity'den çıldıracaklar artık. Böyle, uyy, mutluluktan geberiyoruz noktasını geziyor herkes. Industrial Zone'la birleştir, sonra Harbor'ını yap. Sonra bir bir sana Persian Stupa verelim, ekstra bir Amenity de versin bize. Abi, bak şu şehrin happy, anladın mı? Mutlu bu adamlar, mutlu. Kolezyum bitecek şimdi. Böyle çıldıracak, çatlayacaklar yani. Vallahi arkadaşlar, hayatımda hiç bu kadar domination oynadığımı hatırlamıyorum ya. Yani civilization 6 bitti. Benim domination aşkım, domination aşkım bitmedi resmen ya. Niye böyle oldu? Nasıl oldu? Yani Bakayım ne ne koymuşlar? Renaissance, Medieval duvarlar falan var. Oo, nice. En sevdiğim. Şuradan bir barut almamız gerekiyor değil mi ya? Purchase. setler 115 fail. Bir sonraki tur şu barutun üzerine bir kurulalım da ne olur ne olmaz. Başıma bela olacak çünkü. Gerçi bu şehir de birazdan inecek aşağıya. O da okey. Bir tur sonra bu arkadaş iniyor. Böyle çok hızlı bir şekilde katılacak aramıza kendisi. Okay, buna on-light'erim olsaydı masket beni çevirebiliyormuşum. Tamam burası tıkandık. Tahminlerimin çok ötesine tıkandık burada. Ama olsun. Kolezyum da bitti. Abicim. Bu insanlar zevkten dört köşeye valla. Yaşıyorlar bu hayat. Vallahi şu 189 bilim dediler. Hatta şöyle yapalım. 202 bilimmiş. Daha doğrusu. Mavicim sen bana şuradan bir karavel ver. paramız var boşuna mı? <laughs> Aa. Bizim Oxford'umuz vardı ya. Oxford. Ana biz nereye yapacağız Oxford'ı? Ha buraya yapıyormuşuz. Oh be uzun zamandan sonra Oxford'u çıkaracağız gerçekten ya. Gidelim şu öbür taraftaki medeniyetleri bulmaya çalışalım. Okay. teknik olarak normal şartlar altında bayağı bir damage verebilecek duruma geldik. Ama Baruting'de takıldık ya. Ee, Simbad'ı kaçırdık ya. Simbad gideli bayağı olmuş. Ay sen niye çıktın ki buraya şimdi ya? Kıracaklar ağzını yüzünü. Zaten o, iki, iki, birkaç tur sonra burasının işi bitecek. 15 tura bile kalmayacak bu ya. kadar çok duvar var ki adamın üzerine. Unuştur. Buraları biraz böyle mutlu edip. Yani kuşatmayı alabiliyorum ama hiçbir anlam yok ya. Gerçekten hiçbir anlamı yok. Boşu boşuna unit kaybederim orada. Zorori zor yine gitti oradan. Zorori yine. Abi bu, bu kim? Baksana vikingleri de biri yani yok etmiş ya. Vikingleri kim yok etti? Çok merak ediyorum. Kaç tur? 10 tur sonra bizde. Nice. Kabul. Zaten sen bunların hiçbirini tutamayacaksın elinde. Kendi kendine silineceksin piyasadan. Ben de olsa da birazcık yatırımlarımı tamamlayayım şehirlerime. Şöyle. Güzel deniz fenerleri yapayım. Oh, böyle ekonomimi şahlandırayım. Şöyle bir artı 3 daha holy site gelsin. Bütün elemanları tekrar böyle ayağa kaldırabilecek duruma çıkalım. Şöyle bir tane builder var. Aa, bir, as gerçi fate alabilirim builderları ama. Şimdi yavaş yavaş buradan şeylere başlayacağız. Eee ne derler? 125 fate geliyor tur başına. Muhteşem. Bir sonraki hedefimizi bulmaya gidiyoruz. Ey fraktallar. Neredesiniz? Bu elemanları ölecek. Bunları zaten bir yere pıt geri getiririz. Çıkın bakalım size sulara. Ee başka bir medeniyet var. Yani şu ne olduğunu bilmediğimiz bir medeniyet var ama Sümerlerden 4 teknoloji ilerdeyiz. Kanada'nın teknolojisi zaten çok bir işe yaramadı. Kanada kitlendi artık. Ya yani 88. turdaki şehir sayımıza bakar mısınız arkadaşlar? This is snowball ya. Yani şöyle. Ben turist getirmeye başladım yani bu oyun her türlü biter. <laughs> Okey, bu diğer elemanlar birazcık uzaktılar galiba ya. O yüzden biraz zaman alacak. Tahmin ettiğimizden daha çok zaman olacakmış. Aslında bir distrik daha yapabilecek durumda olsa bu şehir. Çok iyi olacak ama. Henüz değil sanırım. Birkaç era skora daha ihtiyacım var. Hadi yarım 7 tur sonra katılır mısınız bana? Çok hızlı katılmanızı istiyorum. Ha şuradan ben bir de şey alacaktım değil mi? Purchase. Bir tane setler alacaktık. Şuradaki balutun üzerine konmalık. Okey. Petroller. Instant the mark. Oh. Banka. Banka ve market. 120 turizm. Oturduğumuz yerde turist basıyoruz. 9 tur. Kendimiz indirseydik Kanada'yı 5'lere skor veriyor sanki şey, Erascore'a ihtiyacım yok ki. Yani yaptığım her şey şu an deli gibi Erascore veriyor zaten. Başkentini aldığım için alacağımı aldım. Artık bu kültürün yanında dayanabilecek hiçbir şeyler yok. Ne? No. Boşlar ne olur ne olmaz barajları falan kuralım da. Sular taşmasın canim. Aa ulan oh, ne kadar yanlış bir şey ya. Boşu boşuna fate harcadım. Neyse öldür gitsin. O geldim ki buradan bir, birilerini çıkaracağım, bir şey çıkaracağım diye. Yapıyoruz böyle küçük tatlı şakalar arada arkadaşlar. Venedik. Trade route'lardan artı bir gold. Internal trade ya. Pers işte bu iç ticaretten inanılmaz. Yani Civilization Türkiye Ligi'ndeki maçları da hatırlayın arkadaşlar. Ee, Pers oynayan arkadaşlar bu iç ticaretle birlikte manyak manyak işler yapıyorlardı ya. Ha yönetim kartı değiştirmem lazım artık. Change governments. What? Merchant Republic. Ajanlar alalım. Her bir envoy için birazcık para atalım, çıkartalım aradan. Ee, 15 nüfus verisi için ekstra science da getirebiliriz. ya yani bilimde hızlı hızlı ilerlemekte fayda var. Gerçi industrial yakınlıkla birlikte 238 science'a çıkıp Birazcık para biriktireceğiz sadece. Elektriğe geçmem gerekiyor. Kardeşim o industrialization'a bir geçelim de ondan sonra elektriğe geçeydik. Parasını ise veririz kardeşim. Saldırmayacaktınız bize. Şimdi diğer diğer elemanların yerlerini bulduk mu? Gerisi gerisi zırt zırt zart. <laughs> yemekler yemekler. Uzaydan gelmiş bir medeniyet oldu 1200 Aa, Evet ya gerçekten 1200 yılında ya, çok saçmalık. İlk defa uzun ya, yani daha uzun zamandır bu kadar erken saçmalamamıştık ya. Ya yani şey sözümde geri alıyorum bu arada. Ya işte Pers'in yeni lideri de birazcık zayıf mı olmuş ne? Bu delilik ya, zayıf zayıf mayıf yani hikaye düz düz delilik bu. Personal o internal trading tamamen unutmuşum ben. Bu kadar efektif kullanıp çalışabileceğini o yolların ilk kat hızlı olması falan Abicim bu elemanlar neredesiniz siz be? Dünyanın bir ucunda. Ordumun yarısı güneydoğuda. Kömürümüz de var. İşi gücü bırak şuraya bir elektriği ver canım. İşi gücü bırak elektriği var. Çok sanat sepet işlerine de girelim. Dertimiz. Gel abicim gel gel. Yap şu indüstriyel zonlarını. Ver coşkuları. Monterrey. Ah buldum seni. Şu tur bitmeden Fate'le bir tane de Builder çıkartalım. Hop. Limandır ya yapıştır. Bir şey bu Herkül'ün... İki tane Charge'ı varmış daha. What? Derken herkülümüzü elimizden aldılar. Yaşatmadılar abi. Yaşatmadılar. Hadi 3 tur. Siz ne zaman katılıyorsunuz bana artık? 2 tur sonra gelin, gelin be abicim. Bak Abi, bu elemanlar buradan gittik. Oo, Bermuda. Bermuda. Şu şuradan bana bir şehir mehir bir şey gösterin de birinin. Ha Alexander varmış bir de. Alex o bunu Alexander'la bunlar birbirlerine girdilerse ittirip kaldırıp havalandırmışlardır arkadaşlar. Nindaros zaten başkent. Aa. Nice. Sen bana şurada bir gör, gör, bir şey göreyim ben burada. Ne oluyor, ne bitiyor? Bakalım. Haydi that... bakalım. Rakiplerimizi bulduk. Bunlardan küçük tatlı dinleri dağıtmaları başlamamız gerekiyor. Versus. Apostol kardeşim. Çünkü buralara saldıracağımız zaman bildiğiniz gibi hazır olmamız gerekiyor. Dini olarak. Nereye gördüm yukarıdaki misyonerleri? Çok sorun değil ya onlara takılmıyorum. Baya durdurulamaz bir noktaya geldi oyun şu an benim için. Şu Venedik'i bir kurtaralım ellerinden. Üzeri 5 golda Field Cannon. Bu, can bu Cannon'lar yetmeyecek bize. Oh nice. Aşağıda bak hiç hiç dini olmayan bölgeler var ha. Alex Alexander inançsız. Şuraya bir tane base of operations kurmaya gidelim. Şuraya bak kanal kuracağım gemileri bunun içinden yürüteceğimiz zaman kaybetmeyeceğim. Getiyim <laughs> getiyim. Yok Bunların hepsi. Ha bu bu dine mensuplarmış. Okey. sorun değil. Zaten ne kaldı iki başkent mi kalmıştı üç başkent mi kaldı üç başkent kalmış. Yo iki var baş, üç başkent kalmış. Tamam şey bu bur, Baksana buradan gitmeye kalksam sonsuzluğa gidiyormuşum ya. Ya bizim de var şeylerimiz ya. Musketmanlarımız. Siz yeter ki isteyin arkadaşlar bizde musketman, zartman, zurtman. <laughs> bütün var. Şimdi Herkül'ü alacağım. Liman çıkaracağım öbür tarafa gidip. <laughs> Venedik'i bir kendi saflarımıza çekelim. Akad. Akad çok önemli. Domination game nerede arkadaşlar? Akad varsa akadı ...ne olursa olsun tutmak zorundasınız. Eğer rakibinizin elinde akad varsa... ...yediniz. Bir anda zortlarsınız yani öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Evet hayatımda bir kere Bermuda'nın içerisine girdim... ...beni... ...denizin ortasında bir gölü, yani karın içinde bir göle attı. Bir kere de şey girdi soktu. Ne onda da? Kutuplarda çıkamayacağım bir yeri yolladı. Tek battleship'im vardı. Aa ben petrol mi istiyorsun sen? Hayatta vermem petrol sana. Chemistry Herkül ne zaman alabileceğim? Inception Faint 680. Bir sonraki tur alabileceğim. Setlerle birlikte halledeceğiz onu. Abim siz, siz zaten anca gelirsiniz. Şimdiden başlayın yola çıkın. Büyük kuşatma başlıyor. <Sessizlik> oh, 15 gold Asla hayır diyemem Buraya hemen 3 tane district kurmam gerekiyor Keşke çağ bittiğinde bana ee, başka kıtaya kurduğun ah aynı kıtaymış ben de ya yani teknoloji çalışacak hiçbir şeyim yok ee, Şuraya geri çekilelim bari de. Vallahi büyük okyanus varmış aramızda. Eğer petrolümüz var arkadaşlar. We got the petrol. Herkül özellikle aldım. Buraya birkaç district bir şey kurmam lazım çok acil. Eee Starting three population on cities different continent than your first city. Ah be, ah be. Bunu çok istiyordum bunun olmasını ama yapacak bir şey yok. Campus'ta sürekli ekstra science e verir diyelim. Ah son tur Oxford mu gitti gene? Abi ne bahtsızım ya. Kim yaptı lan Oxford'u? Bir tura bir tura ver işte. Ay lanet gitsin be. Re çok sinirlen. Böyle de bir şanssızlık bizimkisi ya. Böyle bir aşk hikayesi. O kadar garanti bakıyordum ki o işe. Abim senin kaç şehrin var? Ey maşallah baya bir şehrin var herhalde. siz baya iyi yayılmış gibi gözüküyorsunuz. Thank you Haydi bakalım. Şuradaki ley line'ları da bir kontrolümüz altına alalım. Rızıt. Şu yerin o kadar aşırı büyümesine gerek yok. Bir nüfus daha alsın. Şu Brüksel'in şu şeyi almış olsaydık. Ya şu Antonovaro'yu bir alalım. Bunun sebebi de oradan asker çıkartabilmek. Ay 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 ya Hadi bakalım. Büyük büyük operasyon başlıyor arkadaşlar. Ya 365 bilim ya arkadaşlar. Çok dert etmeyin yani. <laughs> sıkıntı yok ya. Bugün 1000 bilim var. 1K bilim var yani bu işin sonunda. Oh no. Hmm, Grand Street and Moistus City State. Şuraya gidelim. Akad'ı bir kendimize alalım. Ne olur ne olmaz. Yani Fate asker almak istemiyorum. Intelligence Agency. Leveraging Coaster Half Leo. If you are City State citizen, including Leveraging... Evet, evet alacağımız askerleri combat power eklemek bence gayet makul bir sebep ya. Şimdi birazcık alüminyum bulmamız gerekiyor. O ayrı bir konu. Şuradan asker. Valet de asker üretebilir bize. Hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. Hazırlık. Güzel. Senin her gününe bir bilim. 390. 404. <gülüyor> 404. <gülüyor> <laughs> Delirmiştim. <değil mi? gülüyor> Aslında şunun üzerine kurup yukarıdan daha mı rahat geçerim gemileri ya, şu aşağıdan. Gerçi aşağıdan geçmek daha iyi olacak da çok riskli burası. Ay <laughs> 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 delirdi. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay şuradan bıst 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 daha mı rahat geçiririm acaba ya? Kesecek bir şeyler de var. Buradaki limanlar şöyle bilemiyorum. Uhu. <laughs> evet uhuydu. <gülüyor> Uhudur. Uhudur. <laughs> buradan tanklar mankların peşine koşalım. Hangi zorlukta oynuyorsun? Alper Deity tabii ki. Bak 8 burada. Deity. Deity. Hayatımıza değdi. Okey ya. Bayağı bir, bayağı bir adım geçirdik hem bu tarafa. Kuşatma için bakar mısınız? İyi taşıdık herkese çaktırmadan. 468 birim. <laughs> Artık kömür bitti ama memlekette. Bakayım kömür, 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 kömür. Ha burada valetlerin yanında kömür varmış. Ya bakayım şuraya. O Canım benim, canım benim. Burada da kömür varmış. Harika elektrikle ilgili hiçbir sıkıntı çekmeyeceğiz. Nice. Alüminyum da geliyor şimdi. Hop, şurada dur. Abi gerçekten 3 manyağı bir kıtaya atmış oyun. İyi ki de atmış. Vallahi bravo tebrik ediyorum. İlk defa gerçi bizim de yanımızda şere başladık yani. Bir şey unutmamak lazım arkadaşlar. Süleyman'a karşı başladık ki yani Süleyman'a karşı tehlikeli de bir tehlikeli yani olaylar. Oh, askerlerimiz de mix and match. 246'nın tur başına. İndastılara forms an da out of a naval unit. Şu buradan çıkarmam lazım bu elemanı. Okey şuraya bir airport kuralım. bak işte fetih yapmanın olayı birazcık burada. Yani Hadi abicim hadi. Tanklar için hazırlık. Aa, yanında... Heh, evet, şöyle şu... hmm. Fabrikanı yap. Verelim bütün ünitelere bonus bir şeyler. Değil mi? Verelim. Akadı kendimize katacağız şimdi. Şurayı şöyle alacağız. Burada garip garip bir iki tane hareketimiz olacak. Bunlardan bir tanesi hatta şuraya da alacağım. Hop şuraya bir tane harbor kurmam gerekiyor önce. Aslında airport, airport kursam çok daha mantıklı olacak ama harbor daha iyi olacak. Purchase Granary, Purchase Monument. Purchase Builder. Hop sen gel şuraya bir şunu bir kur. Okay nice. Evet aynen. Sun 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 Savaş Akademisi ile aynı. Nice. Ironclad de geldi. Nindaros zaten zırt diye gireceğim ya. 528 science per turn. Airport da geldi. Alüminyumumuz da var. Tamam, Okey süper. Şimdi petrol, tank, bank, ıvır zıvır. Şöyle gidebiliriz. Purchase. Burada yine var. Bomber. Tamam. Airport'umuz var mıydı burada bir yerde? Var. Terakotayı bekleteceğiz. Terakotayı bekletiyor olmamızın tek sebebi. Heh, buradaymış ha Erdom. Dört tur bomberler. Sakin sakin çıkaracağım bomberleri arkadaşlar ya. Hiç, 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 zorlamayacağım kendimi. Hep böyle at koşturur gibi gidiyoruz çünkü sağa sola. Ha ben de karşısayla buraya yapabiliyormuşum ya. Üf, çok iyi. Gemileri döndürürüz aşağıdan. Deniz kenarında bir industrial hub olması yeterliydi çünkü orada. Al yap kolosuz fazla ticaret ortasına hayır demeyeceğim. Artık 250 tur. Bız, bız, bız. şey yapalım? Bol 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 uçak döşeyelim ortalığa. Okey, Nindaros'u sisteme takıyoruz. Aa, What? Antenolar red. alamadık kardeşim antenoları. Akada artı 3 adam daha geldi. Akada da genel olarak düşürüyoruz. İşte buraya gel. Şuradaki Medik Arsenal'i yapacağız. Ee... Hadi bu saatten sonra gemi kaybetmemeye çalışalım. There seven. The lowest... Terakotayı bekletecektik ama neyse. Oluyor böyle küçük tatlı şakalar. Kilvayı aldık. Orada zaten inanılmaz bonus gelecek. Okey. Bir, bir arkadaşımız daha indi aşağıya. Oh, 250 gold. Bir ekstra valiciyim daha. Çok iyi. Hop. Bir wonder cevabımız daha geldi. Çek şey yapacağımız, kaçırdığımız bir wonder var mı ya? Daha ne isteyebiliriz bondur konusunda? Şöyle bir temizleyelim. Aa alttan alttan gelip din yayıyor bana ya. Yay canım yay. O kadar çok şehrim var ki. Boyun dine düşmez ya. Aa ney dine düşermiş. Bir dakika. Boyun dinden kaybedermişiz. arkadaşım ya yani, neler oluyor ah. Okumuyorum ki. <laughs> Okuyorum canım. Şimdi birazdan kavga başlatacağız. Güzel güzel. var olan pressure %75 azaltıyor değil mi? Hemen bu arkadaşları artık yollamaya başlayalım. Ön çalışma başlıyor arkadaşlar. Din 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 101. Şimdi cavalry'lere geçeceğiz zaten. Ha, Santa Cruz'u buraya aldık. Burada arma da kuracaktık. Yes. Demir mi istiyorsun? Yemin ediyorum yontma taş devrine kalmış ya. Ama, Hop. Şimdi sen aşağıya savunmaya geliyorsun. Sen süper yayıcısın. Seni şu yukarı götürüyoruz. Buradaki baskıyı arttırmak için. <laughs> Hop Tamam sen de kafa kırmaya gidiyorsun nice <laughs> bizim kömürlerimiz bitiyordu biz bu adamları basmıyor muşuz kaç turdur olacak iş mi ya Ne kadar oy var? bayağı da oyun biriktirmişiz önden. Üf çok iyi. Önce Nindaros'u almaya Gidiyorduk değil mi? Buradaki buradan buradan bir dini durduralım orada. Eee şu son bir, sim, bir tur daha girişeceğim mez mezar kat. Hadi sparda ya, please. boşta değil ki ya. Aa boşta mıymış? Ana yanlış yere ha... <laughs> buraya Pelikanos gelmez artık ya. Yanlış yaptık kardeş. Başka planım vardı da sonra buradaki Wonder buradan bitince biraz acayiplikler oldu birazcık karşıya buraları kötü oynadık ama sorun değil bakalım şimdi buralarda daha baskı kuramadık ama kuracağım etrafı ajanları yavaş yavaş yaymaya başlamak lazım çünkü. Bir tur sonra bitiyor. Ee, ne abicim böyle Forbidden City, Morbidden City alakasız bütün Wonder'ları her şeyi yapınız. Tiyatro merkezleri. Biz Kanada'dan bu şeyleri boşuna mı aldık? Hop. Bir savunma şeyi buraya. Bir savunma yukarıya. Bu adamı ele geçirmesine izin vermeyeceğiz. Mevzu bu. Çünkü benim şehirlerimde majority değiştirdikleri anda oyun biter. Ve ona izin vermemem gerekiyor. O yüzden bu arkadaşlar da hızlıca aşağıya doğru gelecekler. Burada bir kavga dövüş Var ya, bir şehri falan değiştirdik oyunu kaybediyor bile olabiliriz biliyor musunuz arkadaşlar? Elimizin ucuyla kaybetmiş olabiliriz oyunu. Hadi bakalım. Nice. Nindar olsun. Nindar olsun. Hop. Abicim 7 nüfus gerekiyor. Hadi abicim hadi buraya koyduğum salak holy Side yüzünden Değil mi? Öyle bir şey oldu yani. Hı. Asıl amacım buradan böyle apostilleri basıp basıp agresyona çıkmaktı. Not enough gold in treasury. Damn it. Bu geri geldi. Bunları burada sıkıştıracağız. Bak o tavayı direkt dönüştürdüler. O yüzden buradaki şehirlere dönüşmesine izin vermem gerekiyor. O yüzden buradaki abilerle de zırt zırt gitmeden önce yayabildiğim kadar yayıp Sonra da savaşı açıp bu işi halletmem lazım. Şöyle psikolojik üstünlük sağlamaya çalışıyorum şeylerle. Bir şey diyeceğim. Şehri bu kadar boktan bir yere kurmuş olamam değil mi? <laughs> Şehri bu kadar bir yere kurmuş gerçekten olamam ya. olmaz. <laughs> boşu boşu adamları mı ölecek? Din adamları mı ölecek şimdi ya? Of. Bu işler kısmet işi arkadaşlar. <laughs> Diyecek bir şeyim yok. Aa siz burada ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Tam zeytine konsan. Ben amacım şuradan gemileri geçirmek. Yani şuradan gemi çıkartıp zırt diye içeriden geçirmek de derdim. Yani. Öf. Ya o kadar da inanmıştım ki. Bütün gerçi yani zorlamıyorum doğru yere götürmeye bile çalışmıyorum adamları. bir şey Gerçekten ben burada disti kuramıyor muyum ya? Liman yapmamışım. Venedik Arsenal yaptım. Ay, i̇nanılmaz, inanılmaz. Böyle böyle bir salaklık olamaz ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sen o kadar güzel başla. Ondan sonra dön dolaş. Haline bak ya. İnanılmaz ötesi şeyler bunlar. Uçak yemisine gidiyoruz ya. Halledeceğiz şimdi onu. Aa yakaladım sizi. Ha, şimdi yakaladım sizi. Ya bir de din mücadelesi veriyoruz burada ya. Adam gelmiş oradan kenardan tırrım tırrım çırrık çırrık gelmiş. Hayvan be. Ne vuramıyoruz ya. Hiçbir şekilde hiçbir şekilde giremiyoruz canım. Artileriyle birkaç tile uzağa çıkıp yani şöyle bir tile'a çıkıp tanka dönüşeceğiz birkaç tur sonra. Tank geliyor canım. Hem de double tank geliyor. Double tank. Ay ne yapayım Spaceport'la bir yukarı bir şeyler yollayalım bari ya. Neyse 6 tur sonra aircraft carrier'larımız gelecek. Abi siz böyle festival falan yapın ya. Saint John'da festivaller yapın. <laughs> Dur biraz para biriktireyim halledeceğim ben o Battleship'leri. When you your... Abi işin gücün yok şuraya 11 tur bir tane spaceport çakı ver işte. İlk roketi fırlatırız. 250 gold. Purchase. Antrenman Yere var. Yerevan bizde. Bu arada başka biri var mı acaba buralarda? Şu Akad'ı alalım ya. Akad kritik. Akad Çünkü Akad'ı aldığımız için duvarlara full vuracak gemi. Hop. Bunu Destroyer'e çeviririz. Tamam güzel. Son 20 tur müthiş yavaşladık bu arada. Yani teknik olarak Destroyer'in hayvan gibi vurması gerekiyor buraya ama vuramıyor. Neden? Hmm, bir dakika na baya. Aa. Oo. Oo, marin mariner. Wow! Okay. Çünkü neden bu marinlerin anti-caller'ın mid range of çok iyi. Bak uçak havaalanları geldi. Şu havaalanları tek bom bomber dumana sokmam lazım. Aa bu ne lan? Senin duvarın varın da yok. Ya senin dininde de problem var zaten. Biz bir seni çözerim. The good thing Acayip acayip oluyor. Ay yap bir şeyler bilmiyorum şu an. <laughs> Asker dediler. Neyse adam gibi uçaklara geçelim bari de. sonra pişman olmuyorum yani. Bunlar bunlar da zırt zırt işimize yarar. Oop. Yap abi şimdi bir bomber daha. Para biriktiriyor zaten. Onları upgrade edeceğiz. Yap tüccarını. Antrenman var. aldık. Şu yere vanı da bir alalım kendimize. Tüm dünyaya dönmüş olduk. Okey. Ee, Ur. Başkenti nerede? İlk Ur. ikinci şehir. Okey. Gideceğimiz yolculuk şu. Nindaros. Stavanger. Şu aşağı doğru 3 tane şehir. Çok zaman kaybetmeden gidebiliriz. Böylelikle Domination tahmin ettiğimizden çok daha hızlı bir şekilde sonuçlara ulaşabilir. 64 duvar Defensive Strength'le artilleriye karşı yapabilecek hiçbir şey yok. In the high <gülüyor> <gülüyor> Bak buralarda riskli riskli işler yapıyor. Arka tarafta tırrım tırrım. buraya Victor'u bir esayen edelim. Hop. Okey. Kaldı mı iki tane başkent? Bir tanesi burada. A new capital of Norway imiş. Tamam aşağıya doğru ineceğiz demek ki. Okey. Tabi gönül isterdi bunların bir kısmı böyle şey olsun ama. Biraz food buraya, airport buraya taşıyacağız. The whole palace, Bolshoi. There's Okay, abi, çiçek çiçek şeyler yapıyoruz burada. Şimdi buradan bizim hala din adamı çıkartıp aşağı yollamamız gerekiyor bu arada. Hiç şeylere gerek yok. Diğer hero'ları recall etmeye bile gerek yok. Tek başına çözecek çünkü burası bunu. Ay ulan niye durup dururken savaş açtık adama şimdi? Heyecanım maruz görün arkadaşlar. Bazen böyle komiklikler oluyor. Artık bütün şeyleri bulduk galiba. Tüm great personlar bizden çıktığına göre. Şuna bak, leylineların üzerinden gelen bonuslar inanılmaz. Ki bu arada efektif kullanmıyorum da. Yani şey saldım. Ee, şu saatten sonra çok ekstra da bir şey yapmama gerek yok. Böyle tatlı tatlı sime dönüşüyor. Ve biraz kültür, ayasofya falan yapıyoruz böyle. Aa. Baksana abi gücü yok böyle sağ sola Wonder'da Al ah, sen de Petra şehri ol. <laughs> İnanılmaz saçma. Toronto'ya da Magnus'u koyalım. Neden bilmiyorum. <laughs> Heh, şu unit upgrade resource'larımızı bir ayarlayalım. Kampüs Industrial Zone yakını kartlarınızı yerleştirelim. Holy Site kartımız var. Wonder Production'ı hızlandırmaya gerek yok. Her bir süzerin olduğum şehir için ekstra bir şeyler kazanabilirim. 543 science per turn. Akad'ı aldık ya arkadaşlar. Bu arada demin o yüzden bu kadar sert bulduk. That's, that's Akad baby. Moyen da şöyle bir görüşümüzü arttırmak adına kendimize katalım. Hadi bakalım. Çok acayip oyun oldu gerçekten ya. Ha, dur. Ya şimdi olacak gereksiz savaş için ya. Hop. Tamamdır. Ne almak lazım? Buradan aşağı en enra... ne gider? Tanklar gider ya. Acele etmeyelim. Hadi almayacaktım. Ama şey de alacağım galiba. Şey de alalım. Ne o? Sırayla getiririz buraya. Hop. Jet bomba dönüştü mü bu? Ya şuraya bir iki nüfus daha gelsin. Nindaros'a bir airport açtığımız anda kafalar rahatlayacak zaten. Baktı İskender'i kütüphane yapamıyor. Piramit mi <laughs> Üf. artık hiç adil bir oyun dönmüyor şu an ya. Bu arada ilk şehrin Ur sonradan mı kuruluyordu? Kaçıncı sıradaki şehir acaba Ur ya? Şeyden korkuyorum. karışıklığı bir şey anlam ifade etmiyor bu gerçi ama. dini baskıları kaldıralım. Yap, akoda yap. Onu yap, bunu yap. 546 birim yetiyor işte. Daha fazlasına gerek yok. Hızırt. Şuradan bir dinleri geri alalım. Yap abi bir jet bomber daha yap. Kütüphaneler yakılıp yıkıldığında medeniyet neler kaybedecek? Of, hayal bile edemiyorum yani. Bilmemizin istenmediği her şeyi kaybettik gibi hissediyorum. İskenderiye Kütüphanesi yandığında. İnsanoğluna yapılmış en büyük kazıktır ya. para. Aa, dur bakayım. Ben buradan nice. Buradan bir şey alabiliyorum. Birazcık para biriktirebiliyorum bu halde. Bir medeniyetin daha sonu geldi arkadaşlar. Haydi bakalım. Zaten bombalarla çok bir şey kalmadı yani çok savunabilecek bir durumları yok. Hiçbir şey olmaz artık bunun. With self government, okay. Evet, şey Alexander'ın şeyini bulduk. Başkentini bulduk. Bilmiyorum arkadaşlar belki de bazı bilgileri hiç bulmamak lazım yani. O da ayrı bir konu. Yani bilmemiz gereken her şey kapatılmış, yıkılmış, yıkılmış olabilir. Ee, aynı şekilde belki de bilmememiz de gerekiyor olabilir. Bilemiyorum arkadaşlar. Ay o iki uçakla alabiliyorduk buraya ya. Niye almadık? bir sonraki alırız artık. Ur mu ikinci şehirde? Onu hatırlamaya çalışıyorum ya. Ururur. Ay Ayasofya falan biliyor. Yani vondurlar falan böyle peş peşe şeyleri yapıyorum böyle. Yap ya, ne olacak? Al 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 al. Yap vondur yap. Çok güzel başladık. Bence çok da keyifli oynadık. hiç beklemediğim kadar güzel bir oyun çıkardım. Yani erken oyunda bakın gene aslında şöyle bir risk alınıyor. Bu çok çok da güzel bir örnek oldu bence. O yüzden böyle üzerine özellikle basmak istiyorum bu şeyin. Burada başladık değil mi? Osmanlı burada başladı. Ne olduysa bu arada. Artık barbarlar mı sıkıştırdı? settle'ı buradan mı döndüremedi. Ne oldu bilmiyorum. Buradan başladım. İlk şehre bak 1 2 3 4 5 6 tile uzağa atmışım. Tak forward settling üzerine doğru gittim adamın. Bütün la bütün bütün terane burada çözüldü yani. Sonra aşağıya Vancouver'a gittik. Kanada'ya. Bir de Immortal'ların gücü. Çok erken, çok erken şehir kaptık ya. Yani gerçekten Immortal... Abi bir önceki tur buraya neyse. Uruk bulduk. Başkent'te bulduk. Aa, nispeten Nispeten kuvvetli tayırlar diyebilir miyiz? Artık hiçbir şey yapmaya gerek kalmadı. İsterdim tabii ki bir tane ato atom bombası atayım ve bu iş öyle bitsin ama. Ah be. Neyse 130 tur. Bence çok iyi rakam. Nikola lan dominasyon olur ya. 130 turda ya bu arada yani bir tık daha böyle hani şey oynasam o kadar çok şehrim olacaktı ki yani item eleman bile upgrade etmedim yani. Though its face may History is written from the hand of the victor. Ya gerçekten tarih kazanın elinden yazılıyor ya. By your actions this day, you ensure our people a glorious tomorrow. Vallahi bakalım. Bir sonraki medeniyetimiz şimdi Lider Pes'e yeni medeniyetler gelecek önümüzdeki ay. onları bekliyor olacağız. İngiltere'ye Rework geliyor sanırım. Yeni bir yeni bir Elizabeth gelecek sanırım. böyle üçlü üçlü geliyorlar. Yani Civilization yayınlarını bu liderler geldikçe yapmaya karar verdim. çünkü en azından Civilization 7'yi yapana kadar durmadan içeri lider basacaklar gibi hissediyorum. sonrasında biraz daha böyle dediğim gibi daha gündelik, daha böyle tatlı daha geniş kitlelere ulaşabileceğim biraz böyle küçük içeriklere ulaşmak istiyorum. Orada da bütün önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yorumlara yazın, bir yerlere yazın. Abi şu tarz bir şey çok iyi olurdu. İşte oyun sektörü olur, oyun sektörünün dışında olur. Aptal aptal şey videosu çek, short videosu çek. Buna da okeyim. Yani böyle e, biraz daha fazla sizlerle birlikte olmak istiyorum. E, sanırım biraz daha fazla yayınlarda olmak istiyorum. Bu yüzden de çok çalışmam lazım. Tabii ki sizlerin desteğine de ihtiyacım var bununla ilgili. Ee, o yüzden böyle küçük küçük başlayalım istedim. Küçük bir influencer olacağım bundan sonra. Buna karar verdim. Boyun boyun hikaye ya. <laughs> Aa yine. Evet tabii ki ikinci elimizde olsun Fatih. Çok sağ ol. Hep kazanıyorum ya. İnanılmaz. Herkesle kazanıyorum. Ha, e, Ege gökçe savaşta generalleri yanına almak nasıl bir boost kazandırıyor? Okey. E, bu arada 1600 puan toplamışız. aşoka 7. sırada bitirmişiz oyunu. Rrr, game Scene. Bir tur daha diyelim. Bak, şurada pasif bir ability var en altta. Gö tam göremiyor olabilirsin. Şöyle göstereyim. Tam tam da aboneliklerin üzerine çıktı şu görmüş olduğun etki alanı içerisindeki bütün ünitelere artı 5 combat strength ve medieval ve renaissance ünitelerinde artı 1 movement veriyor. Normalde atıyorum 2 tile gidebilecekken 3 tile gidebiliyor oluyorlar. Ve bu çağ geçtiği anda yani e, Etherfeld, zaten klasik çağ ve, ve e, sonrasında medieval çağda olan bir e, general. Bu sonra bu öbür özelliğini kaybediyor. pasif efektleri genelde kalıyor. Şimdi bir yeri kuşatırken, kuşatma silahlarıyla giderken bu görmüş olduğunuz observation balonları var. Bunu artileriye koyduğunuzda artı bir range kazanıyor. Yani buraya geldiğinde bu artileri buradaki şehre zırt diye saldırabiliyor. Böylelikle şehrin savunma hattının arkasından vurabiliyor. Aynı şekilde askerin yanına bir general koyuyorsunuz. Benim hala birinci çağdan kalma şeylerim var. E, ee, Bathroom Ram'lerim var. Duvarlara tam vursun diye. Ondan sonra bunun bir farklısı Siege Tower var. Siege Tower'lar duvara değil direkt şehrin canına vuruyor. Yani şehrin içine sızabiliyorsunuz. E, ee, orta çağdaki şehirleri, orta çağ döneminde yani Medieval'da ve Rönesans'ta Siege Tower'lar. Onun öncesinde e, Catapult Katapult ve Battering Ram'ler Rönesans'tan itibaren Trabüş'e Bombard vesaire gibi. Yani içinde bulunduğunuz era'nın şehrin üzerine mouse'unuzu götürdüğünüzde mesela şöyle bakalım burada var mı duvar? duvar? Duvar olan bir yerden bakalım. Öf, kendi şehrinden bakacağım galiba. Mesela bu, bu burada niye göremiyorum be? Ha çünkü ben çeliği bulduğum için artık otomatik şehrin duvarları var. Çelikten önce hangi duvarınız varsa ona göre belli bir savunma kazanıyorsunuz. Bu generallerde tam olarak bu işe yarıyor. Kısaca özetlemek gerekirse. Yani time attack, Doğru zamana doğru ünit ünitelerle saldırmanız lazım. Yani atlım var çok iyi. Rönesans'ta hiçbir işe yaramaz. Medieval'da şövalye işe yarar. Yani gerçekten öyleler. Ve çağ geçtiği anda o atlı karşısına bir pike and shot geldiğinde mızrağı saplayıp cırk diye kurşuna attığında hiçbir işe yaramayacak. Henesince hey beşinci mısın? Hey harika süper çok teşekkürler. Solo ben yapacağız ya solo benlere. Ne demek ne demek Ege. Hoş geldin aramıza tekrardan. Neyse süper. Umuyorum keyifli bir yolculuk olmuştur. Dediğim gibi bir sürü 2023 planlarım var. Çok güzel kontentler içerik yapmak istiyorum. Yarın akşam yayın yapmayacağım. Çarşamba akşamı annemler geliyor Bodrum'dan. Ee, yılbaşı bizim bütün aile maa aile toplanır. Çok güzel keyifli bir gece geçiririz. Onun hazırlıklarını yapacağız. Bir ihtimal Perşembe akşamı son yayınımızı yapabiliriz. Yılbaşı özel son yayını Bakalım. Çünkü biliyorum ki Cuma akşamı bireylerler yapmayacağız. Şu an için en azından. Cumartesi günü yılbaşı bakalım. Belki de yaparız. I don't know. Yani ama Ben yapamayacakmışım gibi duruyor. O yüzden e, belki son yayınımızı Perşembe yaparmışız gibi düşünüyorum. Belki Perşembe'de yılın son solo ben yayınını yapabiliriz. Ankara'daki Game Jam'lere geliyor muyum? Ee, ap, gelmedim. Hiç. Çağırırsanız gelirim. Yo, yol yemek verin geleyim. <laughs> ben teşekkür ederim arkadaşlar. Sizlerle birlikte güzel bu yayınlar. Ee, baksana şehirlere hiçbir şey yapmadım bile. Gerçekten Nadir şak güçsüz dedik. Adam kral çıktı be. Şah gibi adam çıktı yani. Bakalım göreceğiz. <laughs> Çok sağ ol abi. Çok teşekkürler. Ee, bunun haricinde dediğim gibi biraz daha böyle dünyevi hayatımla ilgili içerikler yapmak istiyorum. Bir yandan Elif'le birlikte Mercan Yuvası adında çok tatlı bir YouTube kanalı açtık. Mercan'la birlikte yaşadığımız süreçleri anlatıyoruz. Dün hatta ilk yayınımızı yaptık orada Elif'le birlikte. Mercan'la geçirdiğimiz bir yılı anlattık. Ee, merak ediyorsanız gelin bakın bayağı da keyifli bir yayın oldu. Bakalım. Bunun haricinde yılbaşında kaputum. Yılbaşının ertesi günü zaten kendime gelemem. Ee, yılbaşından sonraki pazartesi görüşürüz. En son yayın perşembe. Bu perşembe yayın yaptıktan sonra. Okey süper. Öpüyorum sizleri arkadaşlar. Görüşmek üzere. hoşça hoşçakalın. Bay bay.